Selamünaleyküm dostlar. Mor Kanatlı Zamanlar isimli hikayemizin 6. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Bulutlu, bulanık ve grimsi hava tepeden tırnağa çamura bulanmış Feracem'le uyumu yakalamayı başarmışken kargalar gibi ciyaklayan korna sesleri bugünün çilekeşliğine çilek atmaya yeminliydi sanki. Günlerden pazartesi. Kendimi yoldaki arabalardan birinin önüne atmalık güzeller güzeli bir pazartesi. Arabaların önüne atlama konusunda şaka yapıyorum tabi. Ben inançlı bir insanım. Yine de seher olalı böyle bir zulüm görmedi. Leylüm ley. Zavallı Sabin'in içi sıkılmışmış. Parka götürüp azıcık hava aldırsam sanki dünyamı yıkılırmış. Zaten son günlerde bana hep bir şeyler olmuş. Evet Şükran Hanım, yıkıldı. Dünyam yıkıldı işte, bak gör şu halimi. Halbuki evden uslu uslu çıktığımızda kirpi kafa süt dökmüş kedi yavrusu gibiydi. Hatta biraz üstüne gitsem rahatlıkla miyavlayabilirdi. Fakat ne zaman ki bizim apartmandan uzaklaştık, işte gerçek niyetini o an gösterdi küçük canavar. Dalgın anımdan faydalanıp elini avucumdan kurtarırken arkasına bakmadan şimşekler gibi koşmaya başlamıştı. Mahallelinin garipseyici bakışlarını aldırmadan kaçağın peşine düştüğümde kirpi kafanın bu kadar hızlı koşabileceğini nereden bilecektim? Bacaklarıma yüklendikçe kaslardaki yanma hissi çekilmez bir hale geliyordu. Gelin görün ki koşmaya devam etmekten başka bir çarem yoktu. Allah'ım, minik canavarı kaybedersem annesine babasına nasıl hesap verecektim? Hayır, yüzlerine asla bakamazdım. Aramızdaki mesafe umutsuz bir vaziyete ulaşırken kapana kısılan gariban bir farenin son çırpınışlarına benzer bir şekilde hızımı arttırmaya çabalıyordum. Fakat ne fayda? Kirpi kafa çoktan gözden kaybolmuştu. Anneme o kadar dedim. Şu uğursuz plazma TV'ye vereceğim parayı kaliteli bir koşu bandına ver. Antallığımız geçsin de bari biraz çevik olalım, biraz formda kalalım. Ama yok, akşam haberleri çok önemli ya. İlla ki o aptal kutuyu alacak. Zaten Seher'in lafı ne ki? Kim onu dinler? Ha Seher konuşmuş evdeki yıllardır bozuk olan elektrikli süpürge. Kaçaktan hiçbir iz yoktu. Tüm bu koşturma sırasında ben de tükenmiştim. Biraz oturup nefeslenmeye hakkım vardı. Belediyenin çimenlere basmak yasaktır tabelasından bütün kalbimle özür dileyip üzerinde halen kar kalıntılarının bulunduğu çimenlere bitkince bıraktım cüssemi. Aslına bakarsanız kendimi bildiğim bileli kurallara uyan, kanunsuz bir iş yapmaktan korkan örnek bir vatandaş olmuşumdur. Hatta ilkokul talebesiyken her hafta okuduğumuz fabıllardan sonra en çok sevdiğim ikinci şey her sınıfa tabela gibi asılan yere çöp atmayalım, atanları uyaralım sözüydü. İlkokul demişken o yıllardan bahsettiğimde içim hep cız eder. Çünkü daha mini mini birlerdeyken sınıf hocamızın haksız kararından dolayı sınıfta okumayı söken ikinci kişi seçilmiş, birincilikteki büyük hediye yüreğim yana yana kaçırmıştım. Halbuki hocanın kitapta gösterdiği 10 soru kelimeyi ilk ben okumuştum. Buzdolabı. Rakibimden önce davranıp kelimeyi işte bu şekilde ecelemiştim. Ama göz yaşartıcı başarıma rağmen ilk kırmızı kurdeleyi de kantinden alınan bir kucak dolusu güzelim çikolatayı da Berat adındaki o sinir bozucu çocuk kapmıştı. Aha, o bugün bugündür Berat ismindeki hiçbir insana tahammül edemiyorum. Yüreğim şahsıma karşı yapılan bu zulmü tekrardan hatırlamaya dayanamayınca acıklı hatıraları mahfazamın kör köşelerine geri gönderdim. Bazen kendime sarılıp teselli veresim geliyordu. Monaco'dayken türettiğim bir kelime vardı, neydi o? Ha evet, hatırladım. Öz acıma. Cidden kendime içim parçalanıyordu. Halime bakıp efkarlıca çekerken karşımdaki dönemecin başında bir anda doktor ve onunla aynı hizada yürüyen kirpi kafa göründü. Yok canım, Serap'tır Serap diye düşündüğümde kışın ortasında Serap görme ihtimalini sorgulamaya niyetim yoktu. Kirpi kafa ondan beklenmeyecek kadar uslu bir şekilde başını yere eğmiş, hayırlı evlat duruşunu sergileyerek ağır ağır yürüyordu. Bu anormal halini görünce acaba başına bir şey mi düştü diye endişelendim. Gözlerimi kuşkuyla kısıp üstündeki kıyafetlere hızlıca göz gezdirirken herhangi bir kan izine rastlamayınca rahatladığımı hissettim. Garip ikili yanıma çoktan varmıştı. Dimdik ayağa kalktım. Feracemdeki karları ellerimle çabucak süpürdükten sonra süt dökmüş kedi yavrusu benzetmesinin kirpi kafada bu sefer daha gerçekçi durduğuna karar verdim. Emre'nin sana söyleyecekleri var diye söze girdi doktor tereddütsüz bir şekilde. Kirpi kafanın ismini nereden biliyordu? Durun bir dakika. Yoksa birbirlerini tanıyorlar mıydı? Halbuki Hugo ve Tolga abi kadar birbirinden alakasız iki insanlardılar. Doktorun kararlı ve otoriter hali kirpi kafanın daha da sıkılmasına hatta ve hatta utancının altında ezilmesine neden olmuştu.
40 yıl düşünsem bu çocuğu böyle göreceğime inanmazdım. Allah nelere kadir. Özür dilerim Seher abla diyerek pamuk şekerler gibi konuşmaya başlayınca içimden şaşkınlıkla ehz-i besmele çektim. Sözünü dinlemeyip kaçtığım ve seni endişelendirdiğim için çok özür dilerim. Bu hayret verici anı belleğime en kalıcı biçimde kaydetme telaşındayken dışarıdan bakıldığında daha sakin göründüğümü biliyordum. Kirpi kafa benden hala bir cevap bekliyordu. Burnum havaya dikip bir daha olmasın şeklinde bir tavır takınabilirdim ama şansa bakın iyi günüme denk gelmişti. Huyum kurusun fazla yükkörekli bir insandım. Lafı uzatma gereği duymadan özrünü kabul ediyorum dedim. Karşımdaki çocuk onay almak ister gibi doktora yandan merhamet bekleyen bir bakış attı. Henüz o cepheden ters bir yanıt çıkmamıştı. Çocukcağız gözle görülür bir biçimde rahatlarken biraz kırgın bir sesle ''Ama sanırım bir daha seninle birlikte dışarı çıkmaya göze alamayacağım.'' diye ekledim oldukça dürüst davranarak. Bir çocuğun sorumluluğunu almak kesinlikle göründüğü kadar kolay değildi. Bu hakikati bugün çok iyi öğrenmiştim. Gözlerimi doktora çevirip Emre'yi bulup getirdiğin için çok teşekkür ederim diye devam ettiğimde yine her zamanki gibi azar azar heyecanlandığımı hissediyordum. Onunla konuşunca neden hep geriliyordum ki? Eldivenlerimle oynamaya başladığımı fark edince ellerimi birbirinden ayırıp çabucak arkamda birleştirdim. Böyle daha iyiydi. Doktor arkamda sakladığım ellerime anlamaz bir bakış attıktan sonra Emre'yi kastederek hafif eğlenceli bir ses tonuyla konuştu. Ben onu bulmadım. Aslında kendisi beni buldu. Bu sözlerin ardından kirpi kafa sırtını dünyayı kurtaran çizgi roman karakterleri gibi dikleştirdi. Doktorun böyle konuşması onu nedense gururlandırmıştı. Dilimin ucunda zorla beklettiğim kelimeler en sonunda ağzımdan çıkıp özgürlüğüne kavuştuğunda havada ''Tanışıyor musunuz?'' sorusu süzüldü. ''Eski öğrencim'' diye cevapladı doktor sorumu. Sonra bir açıklama yapma gereği duymuş olacaktı ki devam etti. Monaco'ya gitmeden önce bir tekvando kursunda çalışıyordum. Emre'nin annesi bize oturmaya bir geldiği bir gün bahsetmişti bu meseleden sanırım. Sözüne güvendiği bir psikoloğun salık vermesiyle oğlunun bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini boşaltmak için onu birkaç yıl boyunca tekvando kurslarına göndermiş. Fakat kim derdi ki bu kurs doktorun çalıştığı kursun ta kendisi olacak? Kader resmen bu ikilinin yollarını birleştirmişti. Demek şu dünyada kirpi kafanın hakkından gelen birileri gerçekten de varmış. Doktorun tekvando kursunda çalıştığını zaten önceden biliyor olduğumu belli etmemeye çalıştım. Evinde kaldığım günlerde komşularına sinsice yaklaşıp ağızlarından onunla ilgili bilgiler almaya çalıştığımı zannetmesini istemiyordum. Bruce Lee'nin karısı olmak komşulara dedikodu yapmamayı gerektirirdi. Sözler konuşulup mesele çözüme ulaşırken doktor kirpi kafayı bana teslim etti. Gideceğini anlamıştım. Oysa ona sormak istediğim sayamayacak kadar çok soru vardı. Dün akşamki yemekte söylediklerinden sonra bizimkiler bilmeyerek de olsa doktora ailesinin olmadığını hatırlattıkları için kendilerini suçlu hissetmiş, tekrardan yanlış bir şey söyleme korkusundan bir daha konuşmaya cesaret edememişlerdi. Doktorun ailesiyle tanıştığımda ne yapacağımın endişesini uzun bir süredir yaşıyor. Onlara bu evliliğin ve oğullarına çektirdiğim bunca sıkıntının hesabını nasıl vereceğimi kara kara düşünüyordum. Her şeye rağmen içten içe onlarla tanışmayı çok istediğimi fark etmiştim. Lakin hepimizi inanılmaz sarsan o gerçek hiç beklemediğimiz bir anda bizi yakalamıştı. Monaco'da ailemden uzakta kaldığım aylar boyunca canımı yakan yalnızlık ve özlem duygusunun kim bilir kaç katını yaşıyordu doktor. Acaba ne zaman yitirmişti ailesini? Çok acı çekmiş miydi? Ah Seher, nasıl çekmesin? Doktorun üzüldüğünü, acı çektiğini düşünmek bile nefesimi kesiyor ve göğüs kafesimde büyük bir ağırlığın oluşmasına sebep oluyordu. Neden onun hakkında bu kadar az bilgiye sahiptim? Her şey dönüp dolaşıp yine aynı cevapsız soruda takılı kalıyordu. Son birkaç haftada kendime yüzlerce kez bu soruyu sorup durdum. Artık ucu bucağı olmayan sualler ve bilinmezliklerle boğuşmak istemiyordum. Doktor bize selam verip geldiği yoldan geri gitmeye başlarken az önceki tahminlerimin doğruluğuna an itibariyle şahit oluyordum. Kaç aylık karımı bir muhallebiciye bile götürmedim diye düşünmez mi hiç insan? Ah doktora! Gitmekte, benden uzaklaşmakta neden bu kadar isteklisin? Emre'nin kulağına doğru eğilip beni burada biraz bekleyebilir misin diye fısıldadıktan sonra hızlı adımlarla doktorun peşinden gidip ona yetişmeye çalıştım. Aramızdaki mesafeyi kapattığımda ani bir hareketle önüne geçtim. Sen diyerek ilk kelimeyi söyleme cesaretinde bulunurken onun kaşlarını kaldırıp yüzüme bakmasını nefesimi tutarak izledim. Siyah gözleri kanımdaki bütün cesareti buharlaştırmıştı. Bakışlarımı yere indirip kaldırım taşlarını saymaya giriştim. Cümlenin devamını getiremeyince ''Evet ben'' diye sordu doktor.
Buna rağmen ses tonunda ne diyeceğimi merak ettiğine dair bir işarete rastlayamamıştım. Böylece daha çekingen bir hale girdim. Eğer başımı kaldırıp yüzüne bakarsam ağzımdan saçma sözlerin çıkacağına emindim. Sen yeni bir şeyler hatırlamaya başladın mı? Dün akşam eski haline çok benziyordun. Ben de düşündüm ki belki de hafızandaki eksik parçalar geri gelmiştir. Çok romantik şeyler söyledim ya, hemen de yanmaya başlayan aptal yanaklarım. Şu an bu utanç verici vaziyetimi örten peçemi alnının ortasından öpmek istiyordum. Ben önceden de böyle utangaç sıkılgan biri miydim, yoksa bu tepkimeler doktorla konuşunca mı gerçekleşiyordu? Hayır hayır, sebebi kesinlikle karşımdaki sessiz adamdı. Biraz karmaşık durumlar var. Hafızamın tam olarak geri geldiğini söyleyemem ama, dedi soğukkanlı bir şekilde, Monaco'daki son günlerimizde olduğu gibi şimdi yine o ciddi ve yabancı haline döneceğini zannederken ifadesinde bir yumuşama oldu. Ama şu an için önemli olan tek konu senin tedavin, diye devam etti çok geç olmadan. Vahim bir meseleden söz edeceğini anlamış ve onu can kulağıyla dinlemeye koyulmuşken telefonun zil sesi cümlesini tamamlamasına engel olmuştu. Talan telefona cevap verdiği sırada yanından ayrılıp ayrılmama hususunda ikileme düşmüştüm. Belki de özel bir görüşmedir. Onu rahat bıraksam sanırım daha iyi olacaktı. Ne de olsa ben başkalarının konuşmalarını dinlemeye tenezzül bile etmeyen gayet medeni bir insandım. Gerilerde beni sabırla bekleyen kirpi kafaya doğru ilk adımımı atarken doktor hattının öbür ucundakine "Evet, yanındayım şu an" deyince ayağım hemen o saniyede havada asılı kaldı. Yoksa benden mi bahsediyordu? Hiç oralı olmamış havalarında gözlerimi yukarılara kaldırınca bakışlarımız şıp diye buluştu. Eyvah, cidden benden bahsediyordu. Zaman nasıl eğilip büküldüyse artık kendimi fakültede profesörün odasındaki dört duvarın arasında bulduğumda karşımdaki duvar kağıdını boş gözlerle inceliyordum. Doktor telefonu kapattıktan sonra doğruca hastaneye götürmüştü bizi. Bizi diyorum çünkü kirpi kafa da benimle birlikte gelmişti. Profesör beni acilen görmek istediğinden kirpi kafayı eve bırakıp da daha fazla zaman kaybetmek istememişti doktor. Odadaki kocaman kitaplıkta bir kamyon dolusu kitabın yanında ayrıca birçok dilde ağırlıklı olarak Fransızca yazılmış plaketler, türlü türlü madalyalar vardı. Ve bunlar ona bakanın nedenle küçük olduğunu anlatmaya çalışır gibi büyüleyici bir ışıltıyla göz kamaştırıyordu. Okuyup büyük adam olmak böyle bir şeydi işte. Ayaklanıp bu parlak şeyleri daha yakından incelemek istedim. Plaketlerin üzerine düşmek üzereyken kabuk kolunun hareket etmesi aklımı başımı toplamama yardımcı olmuştu. Masanın karşısındaki rahat koltuklardan birine oturdum hemencecik. Odaya giren kişi profesörden başkası değildi. Havaalanındaki halini aratmayacak şekilde yüzünde kök salmış perişan bitkinliğine çok şaşırdım. O da tıpkı doktor gibi kendini işine çok fazla kaptırıyordu. Bu yaşlı adamla karşılaştığım her seferde gözlerinin altındaki torbacıkların daha da şişkin bir hal aldığına şahit oluyordum. "Hoş geldin Ser" deyip koltuğuna otururken başımı sallamakla yetindim. Keşke şu an doktor burada olsaydı. Ah, kirpi kafada tam acıkacak zamanı bulmuştu. Doktorla birlikte kantine inmemiş olsalardı belki kendimi bu kadar tedirgin hissetmezdim. Acaba doktorla ilgili kötü bir gelişme mi vardı? İçim daralır gibi olmuştu. Yine karabasanlar üstüme geliyordu. Senin için buraya apar topar çağırdığımı merak ediyor olmalısın. Lafı çok uzatmayacağım. Hoş, bunun için fazla vaktimiz de yok. Nasıl yani? TXA-210'un vücudundaki hakimiyeti çok tehlikeli bir seviyeye ulaşmış olmasından şüpheleniyoruz. Eğer ciddi bir müdahalede bulunmazsak her şey için çok geç kalabiliriz. Profesör tüm bunları söylerken metanetimi koruyor, onu oldukça sakin bir şekilde dinliyordum. Sanki bahsettiği kişi ben değilmişim gibi. Neden şaşırmıyordum ya da üzülmüyordum? Belki de şu an bağırıp çağırmam, bütün zavallılığımla hüngür hüngür ağlamam gerekiyordu. Gerçi bir yanım deli gibi böyle davranmak istiyordu. Ama bugünün geleceğini daha en başından beri herkes biliyordu. Kanımdaki yaratıklar ölümün nefesini ensemde hissetmem için elinden geleni yapıyordu zaten. Gerçek mi, hayal mi olduğunu kestiremediğim o halüsinasyonlar hayatımı cehenneme çevirmekte oldukça başarılıydılar. Kısacık dünya hayatındaki imtihanım da buydu işte. Sözünü ettiğiniz kötü gelişmeleri nasıl öğrendiniz? Halbuki Monaco'dan döndüğümden beri hiç muayene olmadım, dedim kuşkulu bir ifadeyle. Profesörün yüzünden birkaç saniyeliğine anlam veremediğim bir şeyler geçer gibi oldu. Yunus'tan diyerek cevapladıktan sonra sorumu bana dikkatle baktı. O akşamı hatırlamıyor musun? Kafam allak bullak olurken hangi akşamı diye mırıldandım. Zihnimde parça parça görüntüler belirince sesim istemsizce yükseldi. Yoksa Nuriye'nin kına gecesinde beni o korkunç kadının seslerinden kurtaran kişi gerçekten de doktor muydu? O halde yaşadıklarım hayal değildi.
Yaşlı profesör ellerini masanın üstünde birbirine kenetleyip sırtını dikleştirdi. Seninle açık bir şekilde konuşacağım Ser. Bunun karşılığında senden bana karşı dürüst olmanı ve sorduğum sorulara cevap vermeni istiyorum. Hiç düşünmeden tamam dediğimde doktorun cevapsız bıraktığı soruların yanıtını profesörde bulacağıma inanıyordum. TXA210 kendi genomunu seninkine aktararak bazı mutasyonlara sebep oldu. Bu kodlanan genlerde bir takım sinyal proteinlerini aktifleyerek beyin korteksinde istemediğimiz etkiler oluşturdu. Mutasyonlar arttıkça iradesiz davranışlar sergilemen kaçınılmaz. İçeriden bir güç seni yönetiyormuş gibi bir durum bu. Yani iraden tamamen devre dışı kalıyor. Hem ruhen hem de bedenen senin zayıf ve savunmasız olduğun zamanlarda TXA210 aradığı fırsatı bulmuş oluyor ve etkinliğini artırarak hakimiyeti ele geçiriyor. Hastalık ilerledikçe bu süreç geri dönüşü olmayan bir seviyeye ulaşabilir. Kalıcı hakimiyet. Akıl sağlığını ve iradeni sonsuza kadar yitirebilirsin. Duyduklarım karşısında ruhum cesedimden çekilip alınmış gibiydi. Akıbetimin kötü olduğunu çok iyi bilmeme rağmen bunları başkasından işitmek beni büsbütün savunmasız bırakmıştı. Mimiksiz tuttuğum yüzüm ve dik duruşuma karşılık gözlerim bana itaat etmeyerek dolmuştu. İçimde zavallı bir çocuk başını dizlerine gömmüş kısık sesle ağlıyordu. Deminden beri ağlama isteğiyle yanıp düşen yanım bu vaziyetten cesaret alırken onu güçlükle durdurdum. Hayır, ağlamayacaktım. Çünkü aylar öncesinden kendimi en kötüsünü hazırlamıştım ve olanlar tıpkı beklediğim gibiydi. En kötüsü. Hastalığın hakkındaki gerçek buydu işte. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Vereceğin cevaplar tedavin için bize çok yardımcı olacak deyip derin bir nefes aldı profesör ve ilk sorusunu sordu. TXA210 sana ulaştıktan sonra kendinde hangi anormal durumlarla karşılaştın? Onu bekletmek istemiyordum. Hele ki bu dünyadaki vaktimin nedenle kısıtlı olduğunu öğrenmişken. İlk zamanlarda başım sürekli dönüyor, gözlerim kararıyordu. Daha sonra bayılmalar başladı. Baygınlık zamanlarım hastanede geçtiği için bu kısımları zaten biliyorsunuz. Çok fazla kabus görüyordum. Bu korkunç kabusları hala görmeye devam ediyorum. Hepsi çok garip. Laboratuvar, yurt gibi bir yer, yatakhane, beyaz önlüklü insanlar, küçük çelimsiz çocuklar, takım elbiseli zengin tipli adamlar, ölümler. Kanter içinde kabuslardan uyanırken başımı tekrar yastığa koymak o kadar zor oluyor ki. Ama en korkunç olanları gündüz vakti gördüğüm gerçekçi halüsinasyonlar. Bunlar ne tür halüsinasyonlar? Ne zaman görmeye başladın? Monaco'ya kaçtığımız o günün sabahında Nice'daki bir tren istasyonunda görmeye başladım. Yüzünün sol tarafı çizilmiş bir çocuk gözlerinin önünde bir adamı bıçakladı. O günden sonra bu vahşi çocuğu çok kez gördüm. Görüyorum. Ondan kurtulmak imkansız. Benimle hep konuşuyor. Ne kadar çok istesem de peşimi bırakmıyor. Bazen anlam veremediğim şeyler söylüyor ve tuhaf sesler işitiyorum. Çok çok karmaşık bir durum, anlatamıyorum. Kabuslarındaki insanlar Fransızca konuşuyor. Başlarda bu yabancı dili pek iyi bilmememe rağmen şaşılacak derecede onları iyi anlıyordum. Halüsinasyonlardaki çocuk da öyle. O da Fransızca konuşuyor. Bu çok garip değil mi? Neden Türkçe değil de Fransızca derken sesim gittikçe kısılmış, kelimelerim adeta sönmüştü. Başımı umutsuz bir şekilde sağa sola salladım. Sessizliğe gömüldüğümde profesör konuşmamı bekledi birkaç dakika. Daha fazla dayanamayıp başka diye sorunca devam etmemi istediği çok açıktı. Ağzımı aralayıp kendime bir şeyler söylemeye zorladım. Bembeyaz elleri, uzun siyah tırnakları olan bir kadın beni boğazlamaya çalışıyor. O eller arkamda olduğu için kadının yüzünü göremiyorum ama sesini işitebiliyorum. Benden bir şeyler yapmamı istiyor. İşte o zaman irademin gitgide zayıfladığını hissediyorum. Kafamın içinde sesler yankılanıyor, sanki kadına destek olmaya çalışıyorlar. Böylece hepsi daha çok güçleniyor. Beni yanlarına çağırıyorlar. Sonrasını hatırlamıyorum. Bilincimi yitiriyor ve bayılıyorum galiba. Konuştuğum süre zarfında profesör önündeki ajandaya birçok şey not almıştı. Hareketleri hızlı ve aceleci olmasına karşılık ne yapacağını bilen bir hali vardı. Peki sende unutkanlık ya da geçici küçük hafıza kayıpları oluyor mu hiç? Yani bazı hatıralarını anımsamakta zorluk çektiğin zamanlar var mı? Hayır. Aksine geçmişimdeki her şeyi çok net hatırlıyorum. Hatta bazen hatıra denizinde boğulur gibi oluyorum ve eskiyi çok özlüyorum. İşte bu ilginç. Neden? Diye fısıldadığım vakit yine olumsuz bir şeyler duymaktan çok korkuyordum. TXA210 denen yaratıklar benden daha ne çalmak istiyordu? Aldıkları ve almaya devam ettikleri şeyler yetmiyor muydu onlara? Çünkü elimizdeki mevcut bilgilerden yola çıkarak
TXA-210'un hafıza kayıplarına neden olduğuna emin gözüyle bakıyorduk. Ama anlaşılan o ki sende tam tersi bir etki bırakmış. Yani geçmişe çok bağlı kalmamın müsebbibi TXA-210 mu? Önceden de geçmişten kopamayan, hatıralarına sımsıkı bağlı olan bir insandım. Fakat bu son ayları düşünüyordum da kendimi cidden maziye çok fazla kaptırmıştım. Profesör kesinlikle haklıydı. Bana sorulan birkaç soruyu daha cevapladıktan sonra üzerime çöken sıkıntıyı saklamadan profesöre huzursuzca baktım. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Monaco'ya geri mi döneceğiz? Madem sen bana karşı dürüst davrandın, ben de sana karşı aynı dürüstlükle cevap vereceğim. Yunus'un geçirdiği kısmi hafıza kaybından haberim var zaten. Hafızasındaki kayıp parçalara çok ihtiyacınız var. Siz Monaco'dayken hastalığın hakkındaki gelişmeler hususunda düzenli periyotlarla beni bilgilendirse de söylemediği bir şeyler olduğuna eminim. Benden sakladıkları vardı ve sanıyorum ki bunları benimle uygun bir zamanda paylaşacaktı ama geçirdiği ani hafıza kaybı planlarımızı alt üst etti. Vaktimiz böyle kısıtlıyken bir an önce her şeyi hatırlamak zorunda deyip parmaklarıyla şakaklarına kısa bir masaj yaptı. Yüzüne koyu bir gölge düşmüştü. Profesör dinlerken yüreğimde çoğaldıkça çoğalan suçluluk hissinin sivri dikenleri milyonlarca kez etime batıyordu. Doktorun bu hale gelmesinde tek suçlu bendim. Kendime olan kızgınlığım yine alevlenmişti. Yunus'un hafızasını ancak sen geri getirebilirsin Ser. Bu yüzden bana bu konuda yardım etmeni istiyorum. Ne dediniz? Ben mi? Hayır, yanlış bir karar veriyorsunuz. Çünkü ben ona sadece zarar veriyorum diye atılırken dudaklarım titriyordu. O gün Alette'nin peşine düşüp doktordan kaçmasaydım hafızasını kaybetmeyecekti. Bak Ser derken ellerini şakaklarından çekti. Gözlerini kapatıp uzunca soludu ve ciddi bir ifadeyle ''Şu an sana istesem de söyleyemeyeceğim şeyler var. Bazı gerçeklerin saklı kalması gerekir. Fakat şunu bil ki Yunus'la senin aranda çok özel bir bağ var. Bu bağ kendinden bile saklaman gereken bir sır aslında. Gizli kalmaktan başka bir seçeneği yok. Söz veriyorum zamanı gelince sana bilmen gerekenleri eksiksiz bir şekilde anlatacağım. Ama şimdi değil. Bunun için daha çok erken deyince damarlarımdaki kan derecesine hızlanmıştı. Peçemin altında nefes alamadığımı hissettim. Beynim bile nasıl bir tepki vereceğine şaşırmış gibiydi. Benim zannettiğimden daha büyük meseleler vardı. Üstü kapalı tutulmaya zorlanan. Doktorla aramda nasıl bir bağ olduğunu çılgınca merak ederken bilmediğim bir şeyler beni korkutuyordu. Hem de çok. Zihnimdeki koca bataklıkta çırpınmaya çalıştıkça daha fazla içine batıyordum sanki. Profesörün odasından çıkarken kendimi her zamankinden daha çok tükenmiş hissediyordum. Yaşlı doktorun ağzından çıkan her bir kelime yaşam enerjimi emip ruhumu kurutmuştu sanki. Hastanenin giriş katına inmiş olan asansörden çıktığımda kabine hızla giren biri omzuma çarptı. Elimle incinen yeri ovuştururken bana çarpan gri bir eli adama kısacık bir an göz göze geldik. Bundan hemen rahatsız olup bakışlarımı çektim. Suratımı buruşturarak yoluma devam ettim. Ancak karşımdaki beyaz yüz bana fazlasıyla tanıdık gelmişti. Açıkçası bu tanıdıklık hiç hoşuma gitmemişti. Olga'nın ikiz bir erkek kardeşi olsa ona ancak bu kadar çok benzeyebilirdi. Neyse ki yuva yıkıcı sinsi kadın şimdiye Fransa'da ya da Monaco'daydı. Kupkuru bir ruhla hastanenin bahçesine yöneldiğimde kirk bir kafayı doktorun yanında uzaktaki bir bankta oturur vaziyette buldum. Hocası bizim yaramaza bir şeyler anlatıyordu. Kirpi kafaysa kollarını kucağında birleştirmişti, büyük bir hayranlık ve zehir gibi gözlerle sevgili hocasını dinliyordu. Durun bir dakika, yoksa kirpi kafa doktor mu taklit ediyordu? Bu duruş, bu bakış, bu efendilik, Allah'ım tıpkı doktor idi. Onları birkaç metre uzakta ses çıkarmadan izlerken içim huzurla dolmuştu. Sanki bütün derdim, sıkıntım bir anda uçup gitmişti. İkisi de o an çok masum görünmüştü gözüme. Kabul etmem gerekiyordu ki hastalığımın ilacı gerçekten de doktordaydı. Monaco'da onun yanındayken kendimi daha mutlu ve sağlıklı hissettiğimi nasıl inkar edebilirdim ki? Onları bir süre daha bu şekilde sessizce dedikten sonra dingin adımlarla yanlarına gittim. Kirpi kafa beni görünce utangaç bir tavırla başını eğdi. İçimden yine yüzü besmele çektim. Bu çocuğa neler oluyordu böyle? Doktor bizi profesörün arabasıyla eve bıraktığında bana hiç soru sormamıştı. Acaba profesörle ne hakkında konuştuğumuzu biliyor muydu? Hafızasını geri getirmek için profesörün kurduğu planlardan haberi olmadığını emindim. Gerçi yaşlı adam henüz bana da malum planlarından bahsetmemişti. En kısa zamanda beni bilgilendireceğini söylemişti sadece. Zihnim bunları düşünmekle meşgulken farkında olmadan cama çizdiğim şeyi görünce şaşırıp kaldım. Doktorla kartopu oynadığımız gün o bozuk arabanın camına çizdiğim resmin aynısını karşımdaki buğulu camada çizmiştim.
Baloncuktaki DD harflerine uzun uzun baktım. Şu an yanımda olmasına rağmen doktora özlememi nasıl açıklayabilirdim ki? Sanki aramızda kilometrelerce mesafe vardı. Ah Rabbim, şu mesafeleri ne zaman tüketecektim ben? Eldivenlerimle oynamaya başladığım esnada gözlerimi yana çevirip evli olduğum adamı seyrettim. Aramızda özel bir bağ olduğunu söylemişti profesör. Gerçekten haklı mıydı? Öyleyse ne olabilirdi bu bağ? Arka koltukta sıkıntıdan patlayan kirpi kafa biricik hocasına tatlı bir dille müzik açmasını rica edince doktor torpido gözünden bir albüm çıkardı. Merakla soluma eğilip elindeki albüm kapağına baktım. Ama bu yeni çağın şarkımız albümüydü. Monaco'dayken çok sık dinliyordum. Evde temizlik, yemek işleriyle meşgulken telefondan yeni çağın güzel ezgilerini açıyor, onlara hevesle eşlik ediyordum. Doktor hafızasını kaybettiğine göre yeni çağı nereden biliyor olabilirdi? Yoksa bir şeyler mi anımsamıştı? İçimdeki sevinç çığlıklarını bastırmaya çalışarak boğazımı temizledim. Yeni çağı önceden de biliniyor muydun dedim. Albümü geçen hafta aldım dedi dalgınca. Nedenini bilmiyorum ama bir şekilde dikkatimi çekti. Sesleri bende tanıdık bir his uyandırıyor. Çünkü Monaco'dayken benle birlikte dinledin diye neşeyle aykırasım geldi. Ancak vereceği tepkiyi kestiremediğimden ağzımı bağlayıp sessiz kalmaya karar verdim. Yaşadığı aşinalık iyiye mi işaretti? Hatırlayacak mıydı yaşadığımız o eski günleri? Bahar çiçekleri sarsa her yanı, benim içimde bir burukluk var. Kuşlar cıvıldaşsa, güneş ışıtsa, can evimde yanan bir kor ateş var. Yolum çok uzundur, varmak isterim. Varıp Mevla'yı bulmak isterim. Şan şöhret değil, hakkı isterim. Benim yüreğimde nuru bulmak var. Ezgi'nin her bir kelimesi ruhuma şefkatle sarıldığında gözlerimi akan yola diktim. Hüzün Seli adlı parçadan sonra naat, şehadet nakışları diye devam etti. Yeni çağın insana hem hüzün hem de huzur veren müziğini dinlerken o da ben de durgunlaşmıştık. Doktorla ortak bir müzik zevki kazanmamız beni gerçekten mutlu etmişti. Ne yazık ki günler, anlar çabuk sonlanıyor. Araba apartmanımızın önünde durunca kirpi kafayla birlikte çabucak indik. Doktor bizimle eve çıkmayacaktı. Profesörün yanına geri dönmesi gerekiyordu. Apartmanın ağır kapısını güçsüz kollarıma ezar çektire çektire iterken gözlerimi son kez doktora çevirdim. Cama çizdiğim şeye bakıyordu. Umutlu gözlerle onu incelemeye başladım. Dün gece hakikaten eski haline çok benziyordu. Bakışları camı geçip beni bulunca suç üstünde yakalanan çocuklar gibi gözlerimi telaşla kaçırıp ışık hızında içeri girdim. Bu tür durumlarda kaçış konusunda kimse elime su dökemezdi. Asansöre binip yukarı çıktığımızda kirpi kafa da bizim katta inmişti. Dalgınlığına geldi herhalde diye içimden geçirdim. Sabahki koşma maratonunda oldukça yorulmuştum ve şimdi eve gider girmez tam tamına iki çaydanlık dolusu çay içip bir tencere makarna yiyecek ve belki de mide fesadı geçirecektim. Ama hemen ondan sonra ayaklarım şişene kadar nafile namazları kılacak, hayırlı bir evlat olup annemin tüm isteklerine zarar göstererek evi esaslıca temizleyecek ve bu şekilde nefsime çok büyük bir darbe vuracaktım. Ardından gönül rahatlığıyla yatakta saatler uzanabilirdim. Bu güzel hayallerle kapı zinde yönelmiştim. Kirpi kafa, baksana diye bana seslenince bıkkınlıkla arkama döndüm. Sana söylemem gereken bir şey var. Gözleri mahcup bir ifadeyle önüne düştüğünde yanakları al al olmuştu. Ah be, kirpi kafanın böyle terbiyeli bir çocuk olduğunu hiç bilmiyordum. Söyle bakalım deyip ona biraz cesaret vermeye çalıştım. Sırt çantasını omuzundan indirip içini açtı ve beyaz bir kırtasiye poşetini bana yavaşça uzattı. Elindeki poşeti aldıktan sonra bu ne diye sordum. Ben buraya geldiğin ilk gün evinizdekilerin bütün ilgisi üzerinde toplanınca seni biraz kıskandım. Ve bavulundan bu kitabı gizlice çıkarıp aldım. Ama emin ol ki hiç zarar vermedim. Sadece sakladım Seher abla. Hasta olduğunu bilmiyordum, özür dilerim. Zavallı çocuk gözlerimin önünde sesli sesli ağlamaya başlayınca elim ayağıma dolaştı. Onu susturmaya çalışmak da bir işe yaramıyordu. Zaten bugün çok dolmuştum. Kirpi kafada böyle ağlayınca kendimi daha fazla tutamayıp içimde biriktirdiğim ne varsa hepsini gözyaşlarımla dışarı boşalttım. Ağlama seslerimiz birbirine karışırken ağlama artık tamam affettim seni diye söylendim ıslak gözlerle. Hem ben de senden özür dilerim. Çok gürültülü bir şekilde burnunu çekti. Bana hiçbir şey yapmadın ki neden özür diliyorsun? Seni sürekli kirpi kafa diye çağırdığım için. Bence saçların böyle çok güzel hiç kesme sakın deyip onunla birlikte ağlamaya devam ettim. Kader arkadaşımla birbirimize sıkı sıkı sarılırken emziği elinden alınmış bebekler gibi kapının önünde ağlaşıyorduk.
Evimizin kapısı birdenbire açıldığında ayol delirdiniz mi siz? Sesinizi duymayan komşu kalmadı diye kızdı bize Şükran Hanım. Şöyle ağız tadıyla ağlamamıza bile izin vermiyorlar ki dostlar. Çocukcağız merdivenlerden aşağı indikten sonra ben de ayaklarımı yerde sürüyerek içeri geçtim. Bütün hevesim kaçmıştı. İkindi yıkılıp bir şey yemeden odama çekildim. Birazdan baş ağrımın tutacağını bildiğimden beyaz bir tülbende başımın etrafında dolayıp sıkıca düğümledim. Annem baş ağrıyınca hep böyle yapardı. Bana da iyi geleceğini umut ediyordum. Sırtımı yatak başlığına yaslayıp günlüğü poşetten çıkarırken baş ağrım beni yanıltmayarak gösteriye başlamıştı bile. Bu dünya sana da kalmaz zalim migren. Günlüğün sayfalarını sabırsızlıkla çevirdim. Uzun bir aradan sonra nihayet okuyabilecektim. Kaldığım sayfayı bulunca yazılanları nefesimi tutarak okumaya başladım. Zaman denen kurnaz çark nasıl da hızlı dönüyor. Sizin peşinizde koşuştururken yıllar öyle çabuk geçmişti ki büyüyüp serpilmeniz, genç ve güzel kızlar olmanız sanki ömrümün birkaç saatinde gerçekleşmişti. Prens Clement'in ölüm yıl dönümü için o sabah kilisemizde düzenlenen kraliyet töreni belki de her şeyin dönüm noktası olmuştu. Tahtı yeni geçmiş olan Prens Loyal'ın sadece kraliyet ailesi mensuplarının katılacağı bu önemli tören için okulumuzun arazisindeki kiliseyi seçmesi esasen çok büyük bir incelikti. Rahibe Maura aylar öncesinden emirler yağdırmıştı ve biz de bu şekilde hummalı bir çalışmayla hazırlıklara başlamıştık. Törene yakışıklılığıyla nam salan genç prens Valhant'ın da katılacağını öğrenen kızlar gizliden gizliye güzellik bakımlarıyla meşgul oluyor. Aniden yaptığımız baskınlarda yakalanmamak içinse makyaj malzemelerini insan aklına gelmeyecek yerlerde saklıyorlardı. Kızların çoğu yatakhanede pembe hayallere dalıp kırdaşırken sen okulun tenha bir köşesinde ya derin düşüncelere dalar ya da bize hiçbir zaman göstermediğin o gizemli kitaplarını okurdun. Dürüst olmak gerekirse seni bir gölge gibi hep takip ediyordum. Önceki gün kilisedeki sabah ayinini yine ektiğinde rahibe Maura adeta burnundan solmuştu. Son günlerde bunu daha sık yapar olmuştun. Kiliseden, İncil okumalarından ve derslerden uzaklaştığını fark etmemek için deli olmak lazımdı. Sendeki değişikliğin giderek arttığını hissetsem de bunun ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Neden böyle davrandığını çok sonradan öğrenecektik. Dediğim gibi seni o gün kilisede göremeyince rahibe Maura çok sinirlenmişti. Kıpkırmızı yüzündeki delici gözlerden alevlerin çıkacağına yemin edebilirdim. Bu kızı kötü ruhlar, şeytanlar ele geçirdi diye yeri göğü inletirken seni bulduğunda verdiği cezadan elbette kaçamamıştın. Yatakhane binasının bacalarını temizlemeni emretmişti sana. Hem de kraliyet töreninin olacağı saatlerde. Ama rahibe Maura'nın unuttuğu bir şey vardı. Törene katılamamak diğer kızları üzüntüden yataklara düşürebilirdi. Fakat kesinlikle bu senin için geçerli değildi. Hatta törene katılmayacak olman işine bile gelirdi. Zaten bana da bu olay vuku bulmadan birkaç gün önce törene katılmak istemediğini, hatta kraliyet ailesindeki kendini beğenmiş o insanların kibirli suratlarını görmemek için her şeyi yapabileceğini söylemiştin. Törenin başlamasının üzerinden yarım saat geçmiş olmasına rağmen ailenin gölbebeği sevgili Prens Wayland ortalıkta görünmüyordu. Eksikliği herkes tarafından fark edilmişti. Fakat buna rağmen kimse ağzını açmaya cesaret edemiyordu. Prens Loyal tören boyunca kilisenin giriş kapısından gözlerini ayırmamıştı. Oysunsuz bir bekleyişin sürdüğü o anda genç bir adam ani bir şekilde ortaya çıktı. Dilinci yerinde değilmiş gibi görünüyordu. Kraliyet ailesinin bulunduğu ön sıralara yalvararak ilerlediğinde beti benze attığı için onu ilk bakışta tanıyamamıştım. Rahibe adayı kızlarımız arasında fısıldaşmalar başlayınca geç olmadan gerçeği kavrayabildim. Bu hasta genç Prens Wayland idi. Herkesin üstünde tatsız bir hava vardı. Tören bittiğinde kraliyet ailesi mensupları yangından mal kaçırır gibi kilisemizden erkenden ayrıldılar. Rahibe Maura ortalığın temizlenmesi için yeni emirler vermeye başladığında yüzünün her bir santimine işleyen huzursuzluk elbette gözümden kaçmamıştı. Bir şeyler endişelendiği çok belliydi ama nedense bu halini saklamak için olağanüstü bir uğraş içindeydi. Yorucu bir temizliğin ardından yatakhaneye geri döndüğümde aklımda yalnızca sen vardın. Seni odanda bulamayınca ayarlanmış bir robot gibi iki kat aşağı indim. Burada olduğunu çok iyi biliyordum. İnsanlardan bunalınca nefes almak için bu gizli korunağında kitap okurdun çoğu kez. Etrafta kimsenin olmadığını emin olmak adına koridora göz attıktan sonra kapıyı temkinlice çaldım. Benim olduğumu anlaman için sana seslenince kapıyı ancak o zaman açmıştın. Yüzün epey solgundu. Bir şeylere üzüldüğün çok belliydi.
Bana sıkıca sarılıp ağlamaya başladığında Tanrı da biliyor ya, işte o an ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü sana ne kadar kötü davranılsa da hiç ağlamazdın, hep güçlü bir kız olmuştun. Ama o gün çok başkaydı. Narin bedenin öyle kırılgan görünüyordu ki sana dokunmaya bile çekiniyordum. Kollarımın arasında yaprak gibi titriyordun. Biraz sakinleştiğinde ağzından güçlükle birkaç laf alabilmiştim. Ah Tanrım, keşke o gün konuşman için daha çok ısrar etseydim. Belki bu sayede her şey çok daha farklı olabilirdi. Uzun yıllardan beri okulumuzda çalışan aşçı kadının bize anlattığına göre seni hüzünlü bir sonbahar sabahı Polonyalı bir tren yolu işçisi tenha istasyonda terk edilmiş olarak bulmuş. Ölüme bırakılmış minik bir yüreği parçalanmış insanların. Zavallı haline acıyan kasaba papazı sana Mallory ismini koymuş. Şanssız. Evet, şanssız demekti Mallory. Kaderini mi etkiledi ismin bilmiyorum küçüğüm. Neydi bu başına gelenler? Nasıl açıklanabilirdi ki bassızlığın? Okulumuza gelmeden evvel koşulları pek iç açıcı olmayan kötü bir yatılı okulda kaldığını duymuştum diğer öğretmenlerden. Ancak sen bütün o sefaletlere rağmen hayat doluydun. Tatlı bir kelebek gibi uçmak istiyor, en güzel çiçekler gibi kokuyordun. Etrafına neşe saçan afacan Mallory'mizin yıllar sonra umutsuz bir kedere gömüleceğini kim inanırdı ki? Kraliyet töreninin yapıldığı o günün ardından içine tam manasıyla kapanır oldun. Uyuduğunda, kalktığında, yürüdüğünde, hatta nadiren de olsa güldüğün zamanlarda bile üzerinde hep gizli bir tedirginlik vardı. Ne olduğunu bilmediğin bazı şeylerden çekiniyor ve hatta korkuyor gibiydin. Okuldaki herkesten olabildiğince uzaklaşmaya çalışıyor, geç saatlere kadar uyanık kalıp düşüncelerinin karanlık denizinde adeta boğuluyordun. Değişen tek kişi sen değildin. Acayip tören gününden sonra rahibe Mara sana karşı nefret dolu bir tavır takınmaya başlamıştı. Eskiden de seni isyankâr ve uyumsuz bulur, kural dışı her hareketine çok kızardı fakat o kızgınlıkları şu anki kiniyle asla bir olamazdı. Beni birkaç aylığına Fransa'nın öbür ucundaki kiliseye gönderdiklerinde bu karara bütün gücümle direnmem gerekirdi. Seni yalnız bırakmayacağıma dair kendime söz vermiştim ne de olsa. Lakin lahibe Mauro'nun büyük öfkesine karşı duyduğum korku o an daha baskın gelmişti. Tanrı beni bağışlasın. Seni göz göre göre kötülerin eline bıraktığımı nereden bilecektim? Sahi, zamanda biz ölümlüler gibi yaşlanır mıydı hiç? Gittiğim kilisede zaman öyle ağırlaşmıştı ki günler azılı bir lanetin etkisindeymişçesine bir türlü geçmek bilmiyordu. Kaygılarım artmış, sinirlerim harap olmuştu. Sana yazdığım mektuplara cevap gelmiyordu. Sık sık postane yoluna aşınıyor ancak her seferinde elim boş dönüyordum. Oysa seninle vedalaştığım gün bana bol bol yazacağını söylemiştin. Okuldaki tek telefon rahibe Mara'nın odasında duruyordu. İşte bu sebepten seni aramak gibi bir ihtimal de söz konusu değildi. Habersiz kaldığım 3 ay bana göre 3 koca asır. Tam 3 ay sonra rahibe okuluna geri döndüğümde hiçbir şeyi bıraktığım gibi bulamayacaktım. Yoktun. Sana olan özlemimle kırlandığım 3 ayın sonunda seni orada görememek beni adeta yıkmıştı. Ah sevgili Mallory, günahsız yavrucuğum. Keşke yanımda kalıp seni koruyabilseydim. Tanrım, Tanrım, merhametli Tanrım, lütfen affet beni. Kocaman açılan gözlerim satırların üzerinde süratle gidip gelirken her cümlesinde insanı içine çeken esrarengiz günlüğün sırlarını açığa kavuşturmayı o kadar çok istiyordum ki. Damarlarımdaki kan hızlanmıştı ve okuduklarım beni derinden sarsıyordu. Bunları yazan kişinin büyük pişmanlığı bütün sayfalara sinmişti sanki. Neler olup bitmişti kim bilir. Geçmişin karanlık, soğuk baharında nasıl üzücü olaylar yatıyordu. Kuş cikcikle kapı zilimiz nefes almaksızın çaldığında kuş sesleri ovalara yayılırken insanlar buna nasıl bayılıp ayılır diye kendi kendime sorgulamaya başladım. Yani böyle devam ederse kuşsuz bucaksız bir ülkeye kaçmaktan başka bir çarem kalmayacaktı. Rahatsız edici ses kesilmedi. Anlaşılan o ki annem kapıyı açmaya pek niyetli değildi. Gönlü elinden bırakmak istemiyordum ancak şartlar beni resmen buna zorluyordu. Oflayarak ayağa kalkarken günlüğü alelacele yastığımın altına sıkıştırıp kapıya koştum. Gelen Hasan'dı. Yarı yıl tatili bitmiş, bu hafta okullar açılmış ve dersler istenmeye başlanmıştı. Bundan sonraki zaman diliminde Şükran Hanım muhteşem hayal gücüyle bana bir sürü iş üretti. Arka sokaktaki terziye kıyafet bıraktıktan sonra birkaç tane daha getir götür işini yerine getirdim. Annemden hayırsız abla suçlamasını ve mum dibine ışık vermez manasındaki bilimum übretlik sözlerini işitmemek için Hasan ödevlerini yaparken ona yardımcı oldum. Kur'an ezberini dinledim ve bugünkü son ablalık vazifemi de ifa edip onunla birlikte bilgisayarda sivilce patlatma oyunu oynadım. Tabii en çok sivilceyi ben patlatıp yüksek skoru elde ettim.
Odama geri döndüğümde sırada günlüğü okumaya devam etmek için sabırsızlanıyordum. Lakin anacığımın işimin bittiğini hissetmiş olmalı ki mutfaktan çağırdı beni. Akşamki kıymetli misafirler için karnıyarık yapacağı bu yoğun günde beni de yanında görmekten mutluluk duyacağını keyifli bir şekilde ifade etti. Misafirlerin kim olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Mutfağa girince çorba ve salata malzemeleri beni bekliyor halde bulmuştum. Yaptığım pilavların lapa olduğunu söyleyerek pirince el sürmememi söyledi ve o işi kendisi halledeceğinin altını çizmeden de edemedi. Alınmadım ama sözüne. Evli olduğum adam pişirdiğim her yemeği gayet dediği için kendimi içten içe yetenekli görüyordum. Zaten annem gibi bir lezzet ustasına yemeklerimi beğendirmem pek mümkün değildi. Kafama bağladığım tülbendi çözmeden kollarımı sıvayıp vazifemi yerine getirmeye başladım. Ev kızı olmak hastalıkta sağlıkta ölümsüz ayrılana dek mutfağa sımsıkı bağlanmak demekti. Halimden biraz şikayet ediyordum çünkü tam da günlüğe dalmışken ondan koparılmam ve yapılacak işlerin böyle üst üste gelmesi beni biraz üzmüştü. Tempolu ve yorucu bir mutfak serüveninden sonra evi dört bir yandan saran mis gibi yemek kokularıyla birlikte etrafı toparlamaya başladım. Burası annemin beni gönderdiği yeni görev yeriydi. Üstten tozları alıp kanepeleri düzelttikten sonra odayı süpürdüm fakat aklım hala günlükteydi. Hasan televizyonu açtı ve yeni toparlandığım kanepeye hiç kocunmadan uzandı. Çocuk kumandayı eline alıp ilk sıralara koyduğumuz ilahi kanallarını gezince kırışmış olan kanepe örtüsüne ve bunun failine bütün kindarlığımla baktım. Emeklerim ziyan olmuştu. Ona kızmak için ağzım aralamışken annem mutfaktan bağırıp televizyonun sesini açmasını istedi. Sevdiği ilahi çıkınca Şükran Hanım'ın da keyfi yerine gelmişti tabi. Şu zavallı seyre düşünen yok ki zaten. Bu aklı fikirle Mevla bulunmaz, bu ne yaredir ki merhem bulunmaz. Klibinde bir kelebeğin peşinden koşan adamın olduğu ilahi bittikten sonra çörek otu yağı reklamı başladı. Kulakları çok iyi çalışan annem elimdeki patlıcanları bırakma gereği duymadan oturma odasına daldı. Televizyon ekranına pür dikkat odaklanırken patlıcansız öteki eliyle masadaki telefonu alıp ''Seher şunları bir arasana, havalarda pek soğudu. Yunus oğluma iyi gelir çörek otu.'' diye talimat vererek zorla elime tutuşturdu. Kararlılığımdan taviz vermedim ve zeki bir manevrayla annemin ellerinden kurtulup telefonu eski yerine geri bıraktım. ''Anne, bu aldığın kaçıncı çörek otu ya Allah aşkına? Hepsi de hala evde duruyor. Onlardan ver Yunus oğluna. Yazık, yazık vallahi israf.'' Bu gidişata birinin dur demesi gerekiyordu ve o kişi sizin de tahmin ettiğiniz üzere ben oldum. Lakin Şükran Hanım'a söz edemediğini medlem ne mümkün? Kadın bana sen benim işime karışma manasındaki en keskin bakışlarıyla bakarken yutkundum ve pılımı pırtımı toplayıp olay mahallini terk ettim. Odama yöneldiğimde yapılacaklar listesini kafamda hızlıca gözden geçiriyordum. Çok şükür hepsinin sonuna sevimli bir tik atmıştım. Artık yatağa uzanıp günlüğü okuyabilirdim. En azından muradım o yöndeydi. Her an bir aksilik çıkabilirdi ne de olsa. Odama girince büyük bir konserle karşı karşıya geldim. Hem de bensiz yapılan bir konser. Telefonumun zil sesi için ayarladığım heyecanlı neşit odanın duvarlarına çarparken aceleyle telefona uzandım. Tam da aleti alıp kulağıma götürdüğümde telefon denen zımbırtı bana nespet yapar gibi hemencecik sustu ve böylece ağır bir hüsrana uğradım. Çalan telefonlara yetişmek konusunda oldukça kör talihliydim. Aynı yabancı numara bir kez daha telefon ekranında belirirken tekrar aradığı için numara sahibi gözüme girmişti. Telefon başında beklediğim anlaşılmasın diye birkaç saniye bekleyip telefonu biraz geç açtım. Profesörün sesini işittiğim vakit içimde horlayarak yatan merak duygum gözlerini sonuna kadar aralamıştı. Merhaba Seher. Merhaba. Nasılsın kısımlarını geçmek zorundayım çünkü şu an ziyadesiyle acelem var. Buyurun sizi dinliyorum. Bugünkü ziyaretinin ardından önemli bir gelişme oldu. Daha fazla zaman kaybetmemek için hemen aileni arayıp onları bilgilendirdim. Bilgilendirdiniz mi? Hangi konuda diye sordum merakla. Bizimkilere ne anlatmıştı ki? Ailen Türkiye'ye dönüşünü iyileştiğini görüyor. Yani tedavinin sonlarına ulaştığımızı zannediyor. Onlara durumun hakkındaki gerçekleri tam olarak anlatmadım. Sana belli etmediklerini düşünüyorum ama bilmeni istiyorum ki senin için çok fazla endişeleniyorlar. Yunus'la birlikte çok yakında Monaco'ya dönmen gerekiyor. Bugün hastanede şüpheli bir kimseyle karşılaştım. İkinizi aradıklarını düşünüyorum. Besbelli ki virüsü taşıyan birinin varlığından haberdar oldular ama henüz kim olduğunu öğrenmiş değiller. Kimlikleriniz açığa çıkmamalı. Anlıyor musun beni? Önümüzdeki günlerde dönüşünüz için gereken hazırlıkları yaparken siz de gözden uzak bir yerde saklanmalısınız. Kimsenin yerini bilmediği özel bir kliniğim var. Yarın oraya gitmek üzere derhal yola çıkacaksınız. Ailene bunları izah etmek için bu akşam misafirimiz olacağım. Sizinkileri de işte bu yüzden arayıp evinize geleceğim haber verdim.
Profesörün söyleyecekleri bittiğinde kuru bir vedalaşmadan sonra kapattığım telefona boş ve donuk gözlerle uzun bir süre baktım. İçimde devasa huzursuzluk beni korkutmaya yetiyordu. Sanki kötü günler çok yakındı, bir şeyler olacaktı. Artık geri dönüşü yoktu. Monaco'ya geri dönme haberi beni fazlasıyla üzmüştü. Sevdiklerimi yine arkamda bırakıp gidecek miydim? Aileme olan hasretimi henüz adam akıllı bir şekilde giderememişken onlardan tekrar ayrılıyordum. Madem ölecektim, o halde neden son günlerimi sevdiklerimin yanında geçiremiyordum ki? Annem üzüldüğümü anlamasın diye yüzümü soğuk suyla yıkayıp ona görünmeden odama geri döndüm. Yatağa uzanırken ne gününü okumaya vesim kalmıştı, ne de misafirleri ağırlamaya enerjim. Bensiz geçireceklerdi bu akşamı. Sonrasında gecenin ilerleyen saatleriydi. Konuklar dağılmış, herkes uykuya çekilmişti. Doktor yine Mehmet abimin odasında kalıyordu. O nasıldı şimdi? Kötü haberi aldıktan sonra beni Maksim'e uyuyabilmeyi başarabilmiş miydi acaba? Profesörün dedikleri zihnindeki başka seslerle birleşip beynimi kemirirken yatakta dönüp durdum. Bu düşüncelerin ağırlığını taşıyamayacağımı fark ettiğimde uzun bir süre geçmiş, gece sanki katran kadar kararmıştı. Yataktan çıkıp yere halsizce çöktüm ve sırtımı buz gibi duvara yaslayıp gözlerimi kapattım. Sonra garip bir serinlik içimden geçti. Yüzüme hafif bir rüzgar çarptı, virüs yine başlıyordu oyununa. Bu gece onlara direnmekten vazgeçmiştim. Savaşacak gücüm yoktu. Başıma gelecekleri kabul ederek üzüntüyle kendimi saldım. Yine tuhaf bir şeyler oldu. İnsanı iliklerine kadar üşüten bir soğuk ve yoğun bir pas kokusu. Kulaklarıma martıların çığlıkları dokunduğunda irkilerek gözlerimi araladım. Ah lanet olsun, bu kadar korkak olma. Bizi yakalayamayacaklar diyorum sana. Halüsinasyonlar bütün gerçekliğiyle başlamıştı. Yanımda oturan çocuk sırtını benim yaptığım gibi duvara yaslamıştı. O an yüzüne dehşetle baka kaldım. Sol kaşının altındaki derin yarasından taze kanlar akıyordu. Sanki yara daha yeni oluşmuştu. Bak kaçıyoruz işte. Bu korkunç yerden uzaklara gideceğiz. Artık kimse sana zarar veremeyecek. Ben onlar gibi değilim. Söz veriyorum, seni son nefesime kadar koruyacağım. Neyden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Az önceki sözleri sarf ettiğinde muazzam bir kararlılıkla bana bakmıştı. Fakat nasıl denilir? Ruhumun derinliklerinden küçücük bir his zuhur etmişti. İnsanı şüphede bırakan bir his. Nedense onu samimi bulmamıştım. Sanki yalan söylüyordu ve sanki verdiği sözü tutmayacaktı. Sonra bir sessizlik kapladı her yanı. Tüylerim diken diken oldu. Çünkü odada ben ve katil çocuktan başka kimse olmamasına rağmen üçüncü bir kişinin nefes alışverişlerini duyuyordum. Bunlar hızlı fakat cılı soluklardı. Sana gerçekten güvenebilir miyim? Havadaki toz taneciklerini titreten bu güçsüz sesin sahibi göremediğim o üçüncü sahastı. Evet, buna yemin edebilirim. Hatta bu ses Kraliyet Kilisesi'nde işittiğim sesin aynısıydı. O gün Tanrı'ya dua ediyorum demişti değil mi? Yanımdaki gergin çocuk benimle konuşmasına rağmen neden sözlerine ben değil de başkası cevap veriyordu? Bu iletişimin neresindeydim? Aynı durum tekrar yaşanmış, kilisede sorduğu sorulara yine aynı sesin sahibi karşılık vermişti. Beynimi kurcalamaya çalıştım. Bölük pörçük düşünceleri zihin süzgecinden geçirdim. Yavaş yavaş bir şeylerin idrakine varıyordum. Beynimdeki bazı taşlar yerine oturmaya başlıyordu ve sonunda o soru dudaklarımdan dökülüverdi. Yoksa bunca zamandır konuştuğu kişi ben değil miydim? Peki o halde benden ne istiyordu? Madem muhatabı başkasıydı, öyleyse niçin gözlerimin içine bakarak konuşuyordu? Niçin bıkmadan usanmadan karşıma çıkıyordu? Allah'ım, bu nasıl bir düğüm, nasıl bir karmaşaydı? Duvarın en köşesine sinip gözlerimi yine sımsıkı kapattım. Kirpiklerim titriyordu. Kulaklarım uğuldamaya başlayınca başka bir rüzgar yüzümü yaladı. Halbuki odamdaki pencere kapalıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Sanırım bu rüzgar da sahteydi. Diğer bütün görüntüler gibi. Tüm bunlar ne zaman sona erecek? Korkuyorum, çok korkuyorum. Hastalıklı bir titreme bütün bedenimi ele geçirince yüzümün tam ortasına şiddetli bir yumruk yedim. Ne olduğunu anlayamadan suratımdaki kemiklere peş peşe birkaç yumruk daha isabet etti. Vücudumda ne zaman oluştuğunu bilmediğim çürüklerin varlığını hissettim o an. Canım yanıyordu. Asla tarif edemeyeceğim bir acı çekiyordum fakat kalbimde daha başka bir ağırlık vardı. Yerde sürüklendiğimi anlamam çok sürmedi. Ama o gece balkonda gözlerimi açmamakta direttiğim gibi aynı delenmez karanlığı tekrar gösterdim. Yağmur, şimdi de yağmurun altında ıslanıyordu kedi ölüsüne benzeyen ruhum ve cesedim. Kalbimde boynu bükük bir ağırlık. Kandırılmış, en adi şekilde ihanete uğramıştım. Verilen sözler yerine getirilmemişti. İnsanoğlu yine yalancı olmayı seçmişti.
Ortalık biraz durulur gibi oldu. Yağmur damlalarının tenime dokunuşları da çap canlı bir şekilde hissediyordum. Sonunda cesaretimi toplayıp gözlerimi açtım ve üzerimdeki ıslak kartonlara bir şeyler görebilmek için gücüm yettiği kadarıyla aralamaya çalıştım. Karşımda uzun boylu, zengin tipli bir adam ve arabası. Ona doğru biri yürüyor yavaş adımlarla. Bir çocuk. Adam eğilip derin duygular içinde çocuğa kocaman sarılıyor. Çocuk kollarını adamın beline doladığında o an en büyük yumruğu kalbime yediğimi hissediyorum. Kalkıyorlar. İkisi de mutlu, çok mutlu. Takım elbiseli adam sevgiyle çocuğun elinden tutuyor. Arabaya doğru ilerliyorlar. Ve aynı saniyeler içinde kalbime ikinci bir yumruğu da yemiş oluyorum. Maddi değil, manevi yumruklar bunlar. Daha sert ve daha yakıcı. Tuzla buz oluyorum. O ikisini öyle görmek canımı yakıyor. Bir şeyler yanlış, aldatıcı. Hayır, böyle olmaması gerekiyordu. Çocuk başını çevirip bana dönüyor. Bu yüzü çizilmiş olan o vahşi çocuk. Biraz önceki taze yaranın aksine sol kaşının etrafındaki çizik şimdi tamamen ortadan kaybolmuş durumda. Dudaklarındaki şeytani gülümsemeyle gözlerimin tam içine bakıyor. Bulunduğum durumdan ne kadar çok zevk aldığı her halinden belli. Yağmur kurşun gibi ağır damlalarla bedenime koca delikler açıyor sanki. Hala ağlamıyorum ve en sonunda önüne dönüyor çocuk. Araba hareket ediyor. Sokak boşalıyor, yağmur yağıyor, yağmur korkutucu, yağmur ateşten damlalar gibi. Yağmur sevmiyorum. Her şeye rağmen katil çocuğun birkaç dakika önce odamda söyledikleri kulaklarımda yankılanmaktan vazgeçmiyor. Artık kimse sana zarar veremeyecek. Ben onlar gibi değilim. Söz veriyorum, seni son nefesime kadar koruyacağım. Gözlerimin önünde bembeyaz bir ışık patlarken boğazım yırtığına kadar bağırmaya başladım. Yalan, koca bir yalan. Odamdaydım. Elbiselerim kuruydu ve biraz önce vücudumda gördüğüm çürüklerin hiçbiri yoktu. Bitmişti işte o korkunç görüntüler. Beni de tüketmişti. Her geçen gün daha da tüketiyor. Zihinsel sağlığım kalitesiz eski bir kumaş gibi yıpranıyordu. Yattığım yerden kalkmam kolay olmadı. Kendime gelmem için uzun bir süre geçmesi gerekiyordu. Kalbim hala korkuyla tekliyordu. Nihayet yerden doğrulduğumda perişan bir vaziyetteydim. Ayaklanıp odadan çıktım. Nefes alamıyordum o dört duvar arasında. Bana öyle geldi ki kabuslarımın kopkoyu rengi sinmişti bomboş duvarlara. Mutfağın geniş balkonuna çıktığımda havanın bu kadar soğuk olabileceği aklımdan geçmemişti. Islık çalarak esen rüzgar az evvelki dehşetli halüsinasyonda tenimi amansızca yakan ürpertici soğuğu hatırlatmıştı bana. Yine de orada kalmak için zorladım kendimi. Odama dönme fikri yağmurun altında tekrar ıslanacakmışım gibi bir korkuya kapılmama yol açıyordu. Kollarımı birbirine sarıp korkularaklara yaslandım. Şehir sessizliğe ermiş, çoğu hanenin ışığı sönmüştü. Gece neden bu kadar hüzünlüydü? Başımı yorgunca yukarı kaldırıp sonsuz gökyüzüne baktım. Lisedeyken yaz gecelerini balkonda göğüs ederek geçirir, başka boyutlar ve dünyalar var mıdır diyerek fantastik düşüncelere kapılırdım. Zaten hayalperest bir doğam vardı. Ne kadar büyümüş olursam olayım, çocuk masalları beni her zaman heyecanlandırırdı. Bir gün Peter Pan'ı bekler, öbür gün kanatlı bir perinin beni alıp ülkesine götüreceğini düşlerdim. Asla gerçekleşmeyecek hayallerim vardı. İlkokuldayken çok sevdiğim bir çizgi filmin için ışınlanmak için saatlerce ağlamıştım. Allah'a bu dileğimi kabul etmesi için nice dualar etmiştim. Heidi ve büyük babasıyla o tertemiz dağ havasında yaşamayı öyle çok istiyordum ki. Maziye kapılmışken ansızın arkamda bir çıtırtı duydum. Yine de önemsemedim. Tek bir yöne doğru hızla akıp giden bulutlardan bakışlarımı ayırmadım. Gözlerim dolu dolu olmasına rağmen yaşlarımı silmek için hiçbir girişimde bulunmuyordum. Ah, o pembe yılların üzerinden ne çok zaman geçmişti. Neler yaşanmış, ne acılar çekilmişti. Çocukken delicesine arzu etmeme rağmen prenses olamamıştım. Gizli dünyaların kapıları da aşınlamıştı bana. Çizgi filmlere aşınlanmamış ve küçük Heidi'nin dağlarında koşamamıştım. Burun deliklerime tanıdık bir elma kokusu misafir olurken hemen telaşa kapılıp ellerimle yüzümü kapattım. Doktorun tatlı kokusuydu bu. Ona şimdi böyle en zayıf ve çaresiz halimle görünmek istemiyordum. Arka tarafta bir hareketlenme oldu. Gözyaşlarımı silmeye çalıştığım sırada doktorun yumuşak fakat hüzün dolu sesini işittim. Sana ait olmayan acıları tatmanı istemezdim. Çok üzgünüm. Bir ruh gibi hareket ederek yanıma geldi. Benim gibi kollarını korkuluklara dayadı. İkimiz de bakışlarımızı durgun geceye çevirmiştik. Ne kastettiğini anlamadığım için sözlerine karşılık veremedim. Neyse ki doktorun yanında sessiz kalmak şu dünyadaki en normal şeydi. Onun da konuşmamı, bir şeyler söylememi beklediğini biliyordum. Bu gece gördüğüm dehşet ve halüsinasyonlar beni çok fazla hırpalamıştı.
Kendimi öyle bitik hissediyordum ki doktor şu an burada olmasaydı sesli sesli ağlayacağımı emindim. Evimden, şehrimden ve ülkemden tekrar ayrılacak olmanın yakıcı hasretini daha şimdiden çekiyorken bundan sonrasında dayanmam için Allah'tan yardım ve sabır istedim. Ey gökyüzü, ey yıldızlar, ey kainat, ey güzel olan her şey. Sizin Rabbiniz de Allah, benim Rabbim de Allah diye fısıldadım geceye. Ciğerlerimdeki bütün havayı boşaltırcasına, ruhumu soluğumla dışarıya salarcasına. Rüzgar kelimelerimi kucakladı, yukarılara çıkardı ve hiç beklemediğim bir anda üzerime yağdırdı. Sonra bir rahatlama sardı kederli yüreğimi. Gecikmiş bir farkındalığın içine düştüm. Hayır, sanki o an derin bir uykudan uyandım. Hayatım düşündüğüm kadar kötü değildi. Güzellikler değerli madenler gibi parlıyordu şimdi gözlerimin önünde. Doktor daha en başından beri varlığıyla bu çetin imtihanımda koşulsuz şartsız arkadaşım olmuş, hastalığımın her anında desteğini esirgememişti benden. Evet, bunu unutmamalıydım. Allah tarafından gönderilmiş bir nimetti o benim için. Bu nimetin kıymetini bilmeli ve hatta şükretmeliydim. Zorluklar beraberinde rahmet ve kolaylıklarla geliyordu. Canım, canım Allah'ım, bana ne de güzel bir dert ortağı vermişti. Başımı ondan tarafa çevirip utanmadan, sıkılmadan gönlümce doktoru seyrettim. Onun yanında ilk kez bu şekilde davranıyordum. Cesaretimin zirvelerindeydim. O siyah gözlerini göğün aynı renkteki siyahına böyle güzel kenetlemişken tebessümler kondu dudağıma. Kalbim bir kuş gibi kanatlanmıştı yine. Ah Yunus, senin Rabbin de benim Rabbim de Allah. İki uçtan çekilmiş pamuk şekerler gibi görünen bulutlar hala gökyüzünde hızlı bir akışın içindeydi. Onlar dere yatağından taşmış sular gibi gökte böyle coşkuyla akarken parlak ay bir görünüp bir kayboluyordu. Derin derin soluk aldım. Kendimi iyice teskin ettim. Bir tüy gibi hafiflemiştim. Doktorun huzur verici sessizliğini dinledikçe, onunla birlikte sessizliğe eşlik edince gerçekten iyi hissetmiştim. Peter Pan'ın gelmesini beklediğim bir gece değildi bu. Çünkü yanımda bir adam duruyordu ki beni düşler ülkesine götürecek yegane kişiydi kendisi. Öyleyse ben Wendy gibi yapmamalı, onu terk etmemeli, hiç yalnız bırakmamalıydım. Doktorla aramızdaki hatırı sayılır mesafeye rağmen kolumu yavaşça yana uzattım. Serçe parmağım hedefine doğru çekinerek ilerledi. Soğuk parmağım doktorun uzun sıcak parmağına dokununca irkildi. Aniden başını bana çevirdi. Gözlerine inanılmaz bir şaşkın ifade yerleştirmişti. Benden böyle bir şey beklemediği kesindi. İkimiz de elektrik çarpmış insanlara benziyorduk. Parmağımı onun serçe parmağına kenetledim. Varlığından kuvvet almak istercesine sıktım. Utangaç fakat her şeye rağmen mutlu bir gülümseme yayılmıştı yüzüme. Rüzgara tezat sıcacık olmuştu. Kalbim hızlı hızlı çarpıyor, bütün sıkıntılarım parmak uçlarımdan akıp gidiyordu sanki. Kendimi gerçekten güvende hissediyordum. Sana ömrümün bu son demlerinde daha kaç defa teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ama sanırım bundan hiç vazgeçmeyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sonrasında gelelim genç kızımıza. Yani Nuriye'ye. Genç kız bitki çayını yudumlarken kulağının arkasına sıkıştırdığı kalemi alıp elinde hızlıca çevirmeye başladı. Fazlasıyla huzursuzdu. Annesinin çılgınca özlemesine rağmen onu arayamaması canını çok sıkıyordu. Anneannesinin sağlığı kötüye gittiğinden annesi bir aydır köyde yaşlı kadının yanında kalıyordu. Bir sabah kalktığında onu evde bulamayınca babası ona böyle söylemişti. Fakat adam gün geçtikçe daha solgun ve çökmüş bir hale geliyordu. Aşırı derecede zayıflamıştı. Gözlerinin kızarıklığını saklamaya çalışsa da Nuriye birkaç kez babasını alarken yakalamıştı. Bütün bunlar oldukça şüphelendiriyordu kızı. Bu yüzden derslerine odaklanması imkansızdı. Lisedeki ilk yıl olduğu için diğer öğrenciler gibi gevşemesi, rahatına bakması gerekirdi. Fakat o asla diğer öğrenciler gibi olamamıştı. Kendini hep içine kapanık, utangaç bir çocuk olarak hatırlıyordu. 5 yıllık sınıf öğretmeninin sertliği ve acımasızlığa varacak derecedeki disiplin anlayışı yüzünden ortaokula kadar kelimelerle çok büyük sorunlar yaşamıştı. Hayır, o yıllarda okumaktan resmen nefret ediyordu. Ne zaman önüne bir kitap bırakılsa sayfadaki bütün kelimeleri ters görmeye başlıyordu. Elleri terliyor, boğazı kuruyor ve önündeki harfler adeta takla atıyordu. Bu yüzden yaşıtlarının aksine çok yavaş ve heceli bir okuyuşu vardı. Sınıf arkadaşları düzgün okuyamadığı için ona aptal muamelesinde bulunuyordu ve bu yüzden onlar tarafından hep ötelenmişti. Dışlandıkça ters gördüğü kelimelere olan düşmanlığı daha da artmıştı.
Aynı şekilde kelimeler de ona düşmanlık besliyor, kapılarını Nuriye'nin yüzüne kapatıyordu. Böylece her hafta sonunu bitmek, tükenmek bilmeyen terapilerde geçirdi. Eğitimciler, pedagoglar, konuşma terapistleri. Kabus gibi geçen ilkokul yıllarından sonra ilk gerçek arkadaşıyla ortaokul sıralarında tanıştı. En iyi arkadaşı, dostu, kardeşi, sırdaşı. 6. sınıfa geçmişti ve okulun ilk günüydü. Nuriye o güneşli günü çok net hatırlıyordu. Gergindi. Yeni sınıfında her an biri çıkıp okuyamadığı için onunla dalga geçebilirdi. Aslında çok yol kat etmişti. Terapiler gerçekten işe yaramış, okuyuşunda ilerleme göstermişti. Ancak o zorlu yıllar genç kıza kalıcı bir çekimsellik ve özgüven eksikliği bırakmıştı. Sınıfta sıkıntılı bir bekleyiş devam ederken saçını komik bir şekilde bağlamış olan pembe yanaklı bir kız ses çıkarmadan yanına oturdu. Gülümseyerek ismini söyledi. Seher. Birkaç ders sonra çantasından çıkardığı streç filmle sarılı salçalı ekmeğini Nuriye ile paylaşınca dostluklarının ilk tohumları o gün atılmış oldu. Ne yazık ki Seher'in abisiyle pek de hoş olmayan bir şekilde tanışmışlardı. Aslında tanışmamışlardı. Sadece kendisi onu tanımıştı. Mehmet hiçbir zaman Nuriye'nin kim olduğuyla ya da ne olduğuyla ilgilenmemişti. Seher'in abisini sapık zannedip kafasına kitap fırlattı o günün ardından evlerin her gelişinde öyle çok utanıyor ve huzursuz oluyordu ki Mehmet'i görmemek için koşa bucak kaçıyordu. Fakat bu kaçışın gereksiz bir uğraş olduğunu çok geçmeden anladı. Çünkü Mehmet evlerine yabancı birinin gelip gittiğini bilmeyecek kadar çevresine karşı ilgisizdi. Nuriye ondan özür dilemek adına birkaç girişimde bulunduysa da bunlar boşa kürek çekmekti. Bir keresinde fırsatını bulup onunla konuşmaya çalıştığında Mehmet kızın yüzüne bile bakmaya tenezzül etmeyip onu sert bir şekilde azarlamıştı. O günden sonra Nuriye onunla herhangi bir iletişim kurmaktan tamamen vazgeçti. Seher'in sonradan anlattıklarına göre abisinin kızlara karşı büyük bir öfkesi varmış. Nuriye bunu ilk duyduğunda çok şaşırmıştı. Abisinin en iyi arkadaşı bir kız yüzünden öldürülünce karşı cinsten nefret etmeye, onlardan olabildiğince uzaklaşmaya başlamış. Ona göre bütün kadınlar aynıymış. İki erkeği birbirine düşürüp kavganın çıkmasına neden olan o kız birkaç kez intihar etmeye yeltenmiş olsa da her seferinde birileri tarafından kurtarılmış. Ayrıca Mehmet ona dokunulmasından inanılmaz nefret ediyormuş. Annesi bile bayram seyranlarında oğluna sarılmak için oldukça çaba gösteriyor, nediller döküyormuş. Bulunmaz Hint kumaşı mı zannediyordu acaba kendini? Böyle acayip, takıntılı birini ilk defa tanıyordu Nuriye. Mehmet de evlenecek kıza çok acıyordu doğrusu. O da olacak astronot kıyafeti giyerek sokağa çıksaydı. Bu şekilde bir bakıma emniyetini sağlar, kimse onunla temas etmezdi. Seher'den abisi hakkında yeni şeyler öğrendikçe genç adamdan daha da çekinmeye başlamıştı. Mehmet'in evde olduğu zamanlarda seherlere gitmemeye özellikle dikkat ediyordu. Aslında Mayıs ayının ikinci perşembesine kadar hayatında her şey çok güzel gidiyordu. Bu sene takmaya başladığı başörtüsüne oldukça alışmış, Seher'in destek ve yardımlarıyla okuma yazma konusunda oldukça gelişme göstermişti. Fakat o harap edici perşembe kapıya dayandığında genç kız benliğinden birçok şeyi yitirdi. Kahvaltı sofrasındayken babasına gelen aramadan sonra kainattaki bütün sesler buz kesilmişti sanki. Koşarak hastaneye gittiklerini hatırlıyordu Nuriye. Çoğu akrabası oradaydı. Hepsi de perişan görünüyordu. Yüzüne acıyarak bakan insanlar kızın içindeki huzursuzluğun kontrol edilemez bir raddeye ulaşmasına neden oluyordu. Annesinin ölüm haberini aldığında hiçbir şey yapmadı. Kulakları oluyor, yüzüne adeta sert tokatlar atılıyordu. Buna rağmen tek bir yaş dökülmedi gözlerinden. Tepkisiz bir ifadeyle hastane koridorunda saatlerce ayakta bekledi. Dermansız kalan bacakları bedenin yere yığına kadar hiçbir mimiği hareket etmemişti. Haftalar boyunca kimseyle konuşmadı, kimseyle görüşmedi. Günleri uzandığı yatakta boş gözlerle tavana bakarak geçiyordu. Her şey saçma bir oyun gibi geliyordu. İnanmıyordu, inanamıyordu. Düşündükçe aklını yitirecek gibi oluyordu. Bu yüzden düşünmemeye çalışıyordu. Düşünmekten korkuyor, sadece bakıyordu. Lekesiz, beyaz, bembeyaz tavana bakarak beynine kilit vuruyordu. Dilsiz ve sahır bir insan olmayı hiç kimse onun kadar isteyemezdi. Yaz tatilinin ortalarına geldiğinde annesinin ölümüne dair ilk ve son tepkisini bir pazar sabahı verdi. Gözlerine dehşetle araladığı anda iki aydır köşe bucak kaçtığı gerçekler en acımasız yüzünü gösterip genç kızın zihnini işgal etmişti. Çığlık çığlığa ağlamaya başlarken hayatı boyunca sesi hiç bu kadar yükselmemişti. Duvarlar etrafında dönüyordu. Geçirdiği sinir krizi yüzünden saçlarının büyük bir kısmını yolmuş, yüzünü tırnaklarıyla paralamıştı. Gözü dönmüş bir şekilde çalışma masasına saldırdığında eline geçen her şeyi onlarca hatta yüzlerce parçaya ayırmıştı. Odasının kapısı telaş içinde açılırken Nuriye halının üzerinde baygın halde yatıyordu.
Hastaneden taburcu olduğu zaman suratına bakacak cesareti kendinde bulamamıştı. Yüzünün her bir santiminde tırnak izlerinin sebep olduğu ürkütücü yaralar vardı. Belki de bundan dolayı eve gelene kadar yoldaki herkes başını çevirip ona defalarca bakmıştı. Kimi bakışlarda acıma, kimilerinde ürkme vardı. Bu haliyle bir ucubeye benzediğine emindi. Babası kızının kötü etkilenmemesi için evdeki bütün aynaları kaldırmıştı. Nuriye ise babasının sağlığının gitgide kötüye gittiğini fark etmişti ve onu daha fazla üzmemek için eski Nuriye olmaya, mutlu görünmeye çalışıyordu. Annesinden sonra bir de babasını kaybedemezdi. Zavallı adama yeterince acı çektirdiğini düşünüyordu. Yapayalnız hissettiği gecelerden birinde otomatik hareketlerle masasına oturdu. Sahili kendiliğinden kaleme uzanırken içindeki koca boşluğu aldırmadan kendini işkence etmeye başladı. Satırlarca mektuplar yazdığında artık gözünün önünde uçan harflerden korkmuyordu. Onlara karşı geri dönülmez bir zafer kazanmıştı. Mutlu değildi, yazmaktan ve okumaktan hala nefret ediyordu. Buna rağmen her gün annesine mektup yazarak geçiriyordu. Babası bayram namazını kıldıktan sonra eve dönerken Nuriye de yazdığı mektupları annesine götürmek için sabah erkenden evden çıktı. Civardaki camilerden dönen sevinçli kalabalığın içinde elbette çocuklar da vardı. Fakat bu neşeli çocuklar genç kızın yüzünü görür görmez korkuyla babalarının arkasına saklanıyordu. Birkaç kez iltihap kapan yaraları şimdi kabuk tutmuştu. Açıkçası şu an yaralarına dokunmak Nuriye'ye pek iyi gelmemişti. Oradan çabucak uzaklaşmaya çalıştı. Mezarlıkta bilinçsizce dolanıp durdu. Hiç tanımadığı insanların kabirleri önünde ayakta bekliyor, onların affı için Allah'a dua edip Fatiha okuyordu. Kendini bu şekilde bir saate yakın aladı. Yine kontrolünü kaybetmekten ve bedenine bu sefer daha ciddi bir zarar vermekten korktuğu için annesinin mezarının yakınına bile yanaşamıyordu. Mektupları gömeceği uygun bir yer bulmaya çalıştı sonra. Etrafı iyice gözden geçirirken uzakta bir erkek silüetine takıldı bakışları. O yöne dikkatle odaklandı. Bu kadar erken bir saatte hele de bayramın ilk gününde böyle bir yerde kimseyi görmeyeceğini düşünüyordu. Fakat yanılmıştı. Uzun boylu adam bulunduğu tarafa doğru yaklaşırken en sonunda yabancı adamın yüzünü seçebildi. Tam da o anda şaşkınlığını belli eden bir ses kaçtı dudaklarından. Mehmet'in ne işi vardı burada? Yüzünün korkunç halini görmesini istemiyordu. Zaten kadınlardan nefret eden bu genç adam Nuriye'yi görünce midesi bulanır, hatta ondan korkup kaçabilirdi. En azından kız böyle olacağını tahmin ediyordu. Başını eğip geri gitmeye başladı. Mehmet henüz onu fark etmemişti ancak aralarında sadece birkaç metrelik bir mesafe kalmıştı. Kör adımları acemice geriye doğru ilerliyordu. O anki telaşı ve huzursuzluğu yüzünden arkasındaki çukurun farkına varmamış, birkaç saniye sonra kendini boşlukta bulmuştu. Yeni kazıldığı her halinden belli olan çukura sertçe düştüğünde boğazından küçük bir çığlık kaçmıştı. Ölmeden önce mezarı hazır edilmiş gibiydi. Yukarıdaki hareketliliği hissettiğinde Mehmet'in onu fark ettiğini anlaması zor değildi. Aklında beliren ilk fikri uygulamaya koyup çamurlaşmış ıslak toprağı aceleyle yüzüne sürdü. Üstündeki kıyafetler zaten mahvolmuştu. İyi misiniz? Kafasını çukura doğru uzatan Mehmet'i aldırmadan yüzüne biraz daha çamur sürdü. Tanınamaz bir hale geldiğine emin olunca genç adamı görmezlikten gelip yerden doğrulmaya çalıştı. Bunu yapmak sandığı kadar kolay olmadı. Kalkmayı başarmasına ramak kala ayağa kayıp geri düştü. Fakat pes etmedi. Çamurumsu topraktan sıyrılıp ayağa kalkmaya çabaladı bir kez daha. Bu içler açısı mücadelesini yeterince izleyen Mehmet, "Yoksa siz de buranın sakinlerinden misiniz?" dediğinde bıyık altından gülüyordu. Bu alaylı sözler karşısında elinde olmadan sinirlendi Nuriye. Genç adamın kızlarla iletişim kurmaması hakikaten yerinde bir kararmış. Yoksa birinden çok fena dayak yiyebilirdi. Çok geçmeden yüzündeki çarpık gülüşü silen Mehmet ciddi bir ifadeyle, "Size yardım etmemi ister misiniz?" diye sordu. Kız bu yardım teklifine ilkin çok şaşırdı. Nedense adamın onu burada bir başına bırakıp gideceğine inanıyordu. Fakat az sonra beynine temiz kan pompalanınca tekrar sinirlenmeye başladı. Ne yani, Mehmet ona elini uzatacaktı. O da tutacaktı ha? Cidden eğer böyle düşündüyse çok yanılıyordu. Adamın elini asla tutmayacaktı. Ve sonuçta Mehmet de yabancı bir erkekti. İçinden ona kızmaya devam ederken aşağıya sarkan kalın bir dal parçası dikkatini dağıtmaya yetti. Gözlerini yukarı kaldırınca durumu kavraması uzun sürmemişti. Biraz evvel düşündüğünün aksine Mehmet elini değil sağlam bir dal parçasını kıza doğru uzatmıştı. Hafızasının kör köşelerinden birinde Siyer'in dediklerini hatırladı o dakikalarda. Abim dokunma, sarılma gibi her türlü tensel temastan nefret eder. Bu gerçeği nasıl unutmuştu ki? Başta Mehmet'ten yardım almak istemedi. Dala uzanıp uzanmama konusunda ikileme düşmüştü. O böyle kararsız bir ruh halindeyken Mehmet sabırla onu bekliyordu.
kabrini bırakmak istemediğini anlayabiliyorum ama havanın haline bakılırsa birazdan yağmur bastıracak. Kendin için daha iyi bir yer bulmalısın. Abi de yaz mevsimin daha neden bastıran yağmurlar vardı değil mi? Nuriye somurtmaya başladığında kafasında hesap kitap işleri yapıyordu. Yağmur yağarsa yüzündeki çamur silinir, en önemlisi de bu çukurun içinde boğulup giderdi. Böyle kötü bir sonu kimse istemezdi. Bakışlarını adamdan kaçırıp titrek ellerle dala tutunduğunda beklemediği bir hızla yukarı çekilmişti. Bütün erkekler mi böyle güçlüydü yoksa bu Mehmet'e özgü bir şey miydi? Gerçi kızın kendisi iki diren bir çekirdekti. Biri onu öflesi uçmasan meselesiydi. Zayıflığı genç adamın işini kolaylaştırmış olmalıydı. Yerden kalkıp toparlanırken avuçlarına birkaç yağmur damlası düştü. Mehmet'in tahmini doğru çıkmıştı. Birazdan şiddetleneceğini düşündüğü yağmurun çamurlu yüzünü yıkamaması için bir çırpıda arkasına döndü, nefesini tuttu, hiçbir şey olmamış gibi korkak ve yavaş adımlarla yürümeye başladı. Arkasında kalan genç adamın ona baktığını hissedebiliyordu. Fazlasıyla tedirgindi Nuriye. Aralarındaki mesafe 3-4 metreyi bulduğu vakit gökyüzündeki yaramaz hareketlilik etkisini iyiden iyi artırmıştı. Üstündeki kıyafetler hissedilir derece ıslanınca nefesini tutup koşmaya başladı. Yüzündeki çamur yağmurla birlikte aşağı süzülüyordu. Bir an gaflete düşüp arkasına bakacak gibi oldu. Ancak genç adamın meraklı bakışlarıyla karşılaşınca elleriyle yüzünü kapatıp hemen önüne döndü ve daha hızlı koşmak için kendini zorladı. Yağmurdan muzdarip olan şişman mezarlık bekçisi karşıdan koşarak geliyordu. Yolun ortasında karşılaştılar. Göbeği ondan önce hareket eden adam Nuriye'nin çamurlu suratını görünce ''Uzak dur benden, melun iblis!'' diye çığlık atıp geldiği yönden geri koşmaya başladı. Kızın arkasından gül bir erkek kalkas koptuğunda Nuriye o an utancından yerin dibine girmek istedi. Mehmet bir ölüye benzediği hakkında ona şaka yaparken sözlerinde gerçeklik payı taşıyormuş demek ki. Belki de ölüye benzediği için Mehmet kıza yardım etmişti. Muhtemeldir ki onu karşı cinsten biri olarak görmemişti. Mezarlığın çıkışına varana kadar nefes nefese kalmıştı. Çamura batan ayakkabıları berbat olsa da o an için bu önemsenmesi gereken en son şeydi. Mezarlıktan oldukça uzaklaşırken Mehmet'e teşekkür etmeyi bile unuttuğunu yeni fark ediyordu. Hem zaten mektupları da gömememişti. Bu yüzden morali fazlasıyla bozuktu. Ciğerlerindeki soluğu hoşnutsuzlukla dışarı verdi. Daha sonra elini cebine sokup kağıtlar ıslanmış mı ıslanmamış mı diye kontrol etmek istedi. Fakat karşılaştığı şey bomboş bir cepti. Bir anda kafasının üstünde şimşekler çaktı. Aman Allah'ım, mektup destesini düşürdüğüne inanamıyordu. Geride dönemezdi ki. Hayır, Mehmet'le tekrar karşılaşmaya göze alamazdı. Lisedeki ikinci yılında seherleri artık eskisi kadar sık vuramıyordu. Birkaç ziyaretinde kapıda ya da apartmana girdiğinde Mehmet'le karşılaşmıştı. Lakin genç adam yine sanki çevresinde kimse yokmuş gibi davranmış, Nuriye'ye koca bir hiç olduğunu bir kez daha hissettirmişti. Adamın onu fark etmesi için illa yüzüne çamur mu sürmesi gerekiyordu? Bir keresinde seher arka mahallede balona benzeyen bir kediye rastladığını söylemiş ve bu kediyi yakalamak için kızdan yardım istemişti. Seher'in aksine o hayvanlardan inanılmaz derecede ürküyordu. Kedilere dokunmak şöyle dursun, korkudan yanlarına bile yanaşamıyordu. Lakin bütün gün ona yalvaran ve derslerde sırasına kağıt fırlatan arkadaşına daha fazla hayır diyememiş, yenilgiyi kabul edip beyaz bayrak çekmişti. Çıkış zili çaldığında çamaşır suyu müptelası Kübra'nın sınıfı temizleme planlarına kurban gitmemek için koşa koşa okuldan çıkmışlardı. Acemi avcılar pusuya yatıp kedinin gelişini kolladıklarında bohçacı bir kadın ''Siz de mi zaptadan saklanıyorsunuz?'' diye sormuştu. Onlara çeyizlik bir şeyler satmaya çalışan kadından kurtulmaları epey bir vakit almıştı. Nihayet kedi ortaya çıkınca onu yakalamak için ani bir hamle yaptı seher. Fakat küçük hayvan bu saldırıyı iyi bir şekilde bertaraf etti. Kedinin peşinden koşmaya başladıklarında bütün mahallenin altını üstüne getirmişlerdi. Balkonda çiçeklerini sulayan yaşlı bir teyze ''Yazık günah, karışmayın zavallı kedi evladım'' deyip ayıplamıştı ki kafaları. Sırtlarındaki çantaların ağırlığı rahatsız edici olsa da Nuriye uzun zamandan beri hiç bu kadar eğlendiğini hatırlamıyordu. Sanırım seherin kedileri kovalamasının nasıl sebebi bu işin eğlenceli kısmıydı. En sonunda kediyi köşeye sıkıştırmayı başarmışlardı. Seher öne doğru sakin adımlarla ilerledi. Kediyi korkutmak istemiyordu galiba. Fakat nasıl olduysa Nuriye yanlışlıkla hayvanın kuyruğuna bastı. Aklı başından giden hayvandan korkunç bir çığlık koptu ve o saniyede kızın üzerine atılıp her yerine tırmaladı. Seher Nuriye'yi kurtarmaya çalıştığında o da kediden nasibini almıştı. Okul üniformaları da dahil olmak üzere baştan aşağı tırmalanmış iki arkadaş perişan adımlarla sokakta ilerliyordu. Evleri aynı mahallede olduğu için aynı yollardan gidiyorlardı. Bugün fazlasıyla yorulmuşlardı. Bir diğerin kedisinden bir kamyon dolusu dayak yemişlerdi.
Herhalde temizlikten kaçtıkları için Kübra'nın ağı tutmuştu. Seher'le aynı hizada yürürken birden arkadaşı gerisinde kaldı. Başını çevirip onu kontrol edince geri kalmasının sebebini öğrenmiş oldu. Mehmet toz toprak içinde üstü başı yırtık, yüzü gözü çizilmiş olan ve şu haliyle dilencilere fazlasıyla benzeyen kız kardeşini çok fena azarlıyordu. Ama buna rağmen gözlerindeki ifade ne kadar endişelendiğini saklayamıyordu. Mehmet'i böyle kaygılı göreceği aklının ucundan bile geçmezdi. Demek genç adamın şu hayatta değer verdiği birileri sahiden varmış. İşte o an Nuriye yanlarında kendini fazlalık gibi hissetmişti. O kadar değersiz bir işe yaramazdı ki. Ortadan kaybolabilseydi keşke. Bakışlarını önüne çevirip yürümeye devam ettiğinde bir an önce oradan uzaklaşmak istedi. Biraz daha ilerlemişti ki arkadan biri kolunu kızın omzuna attı. ''Nereye kaçıyorsun Nuri?'' diye cıvıl cıvıl konuşan Seher genç kıza göz kırptı ve gülerek devam etti. ''Ne dayak yedik ama baronla evlenme konusunu sanırım bir kez daha düşünmeliyim.'' Sonrasında ''Ah be Nuriye, bu kadar acele edecek ne vardı sanki? Bugün de bizde kalsan yarın seni babamla birlikte evine bırakırız.'' İşittiği bu ses neticesinde kafasında oynattığı geçmiş filmini durakladıp hatıralarını askıya aldı. Eski günleri düşünürken kendini bütünüyle hatıralara kaptırmıştı. Şimdiki zamana geri dönmesi gerekiyordu. Dönmüştü de. Çok sağ ol Kübra, ancak babam beni affetmişken geceyi başka bir yerde geçirmem hoş olmaz. Artık eve dönmeliyim dedikten sonra arkadaşına sıkıca sarıldı. Çıkmadan önce içtenlikle elini tuttu ve sevimli bir kız çocuğu gibi gözlerinin ta içine baktı. Her şey için teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Cidden iyi ki varsınız. O an başka biri aynı sözleri söyleseydi Kübra bunları sıradan bulur, hatta yapay bir mütevazilikle geçiştirirdi. Ama Nuriye öyle sıcak ve yumuşak bir sesle, öyle tatlı bir ifadeyle konuşmuştu ki Kübra ona tekrar sarılmamak için kendini zor tuttu. Genç kız sokağa adım atınca derin derin nefes alıp verdi. Sanki bütün dünyayı sırtında taşıyordu da o koca ağırlıktan bir anda kurtulmuştu. Çok sevdiği babası onu bu sabah aramış, eve dönmesini istemiş ve bundan sonra sevgili kızı istemedikçe onu evlilik adına hiçbir şeye zorlamayacağına dair büyük sözler vermişti. Şöyle böyle derken baba kız telefonda yarım saat boyunca ağlayıp durmuşlardı. Duraktaki otobüslerden yüz çevirip eve kadar yürümeye karar verdi Nuriye. Adımları yere değdikçe sanki zihni de açılmaya, berraklaşmaya başlamıştı. Bugün kendine karşı dürüst olmaya karar verdi. Kandırmacıları artık sonlandırması gerekiyordu. Yıllardır kendini kandırdığı yeterdi. Sadece içinde yaşattığı şeye yine kendi içinde bir son verecekti. Seyircisiz bir oyunun perdelerini yıllardan sonra nihayet kapatacak ve oyun kuru bir finalle bitecekti bugün. Evet, Mehmet'i sevdiğini kabul ediyordu ama aşkı kesinlikle umutsuzdu. Mehmet onu asla sevmeyecekti. Varlığından habersizdi. Yaşayıp yaşamadığını bile umursamıyordu. O böyle bütün kadınlara önyargılı ve soğuk bakıyorken genç adama dair iyi şeyler umut etmek gerçekten çok aptalcaydı. Böyle yaşayamazdı. Unutmalıydı onu. Vazgeçmeliydi, vazgeçecekti. Önünden geçtiği ilkokulun çıkış saatine denk geldiği için yüksek sesle gülüşen ve birbirlerini acımasızca, amaçsızca çağıran çocuk kalabalığının aşması biraz zor oldu. Gördüğüm minik yüzlerdeki neşe Nuriye'nin kabuk tutmuş, eski bir yarasını yeniden kanatmıştı. Nihayet sokağın sonunda oturduğu apartman göründü. Düşüncelerin kargasıyla patlayan kafasını yerden kaldırmadan usulca merdivenlere çıktı. ''Nuriye, gözün aydın kızım.'' Duyduğu ses yüzünden irkildi. Kendini çabuk toparlayarak iyice ağırlaşmış olan başını kaldırdı. Kapı komşusu olan yaşlı teyzeye sorarcasına bakarken kadın hevesle ağzını araladı. ''Yoksa haberin yok mu? Dün ablan geldi.'' ''Ablası mı?'' Kulaklarının algıladığı o sevimsiz kelime yüzünün buruşmasına sebep oldu. Teyze herhangi bir dedikodu malzemesi vermeden basitçe başını sallayıp çanta deryasından kapı anahtarını bulmaya çalıştı. İçeri girip kapıyı arkasından kapattığında fazlasıyla gergindi. Babası ve üvey annesiyle yüzleşmek onun için zaten yeterince zorken bir de şu üvey abla meselesi canını sıkacaktı. Ev anormal derecede sessizdi. Anlaşılan o ki içeride kimse yoktu. Bitkin adımlarla odasına yöneldiğinde seslice iç geçirmişti. Yatağında boylu boyunca uzanan kadını fark edince keyfi tamamen kaçmıştı. Yüzündeki güzellik maskesi ve gözlerinin üzerine yerleştirdiği salatalık dilimleri Nuriye'nin malum şahsı tanımasını engelleyememişti. Kısa sarı saçlarını bir bandajla arkaya yatırmıştı. Nuriye üvey ablasını aldırmadan çantasını çalışma masasının üstüne bıraktıktan sonra yatağın tam karşısındaki kanepeye bıraktı yorgun bedenini. ''Düğününden kaçmışsın?'' diye sinir bozucu bir mırıltıyla konuştu kadın. Yüzünde kuruyan maske rahat konuşmasına pek müsaade etmiyordu. Senin gibi korkak bir tip böyle cesaret gerektiren bir işi nasıl başardı hala anlamış değilim.
Dudaklarını neredeyse hiç oynatmadan soğuk ve ilgisiz bir sesle laf söyleyen kadın umursamamaya çalıştı. Aksanlı bir Türkçesi vardı. Ve ablası Fransa'daki ünlü bir ilaç üretim şirketinin laboratuvar kısmında çalışıyordu. En azından aile üyeleri mesleği hakkında sadece bu kadarını biliyordu. Yılda birkaç kez Türkiye'ye gelir, çok fazla kalmadan geri dönerdi. Üvey annesinin her seferinde göğsünü gererek komşulara anlattığına göre çocukken parlak zekası erken fark edilmiş, yurt dışında özel akıllar da burslu olarak okutulmuş, bu yüzden buranın insanına hiç benzemiyordu. Öz annesiyle bile pek samimi değildi. Nuriye, genç kadının yapmacık tavırlarından ziyadesiyle rahatsız olduğunu inkar edemezdi. Buranın kültüründen, değerlerinden ve inançlarından oldukça uzak yetişmişti. Nuriye kanepeye biraz daha gömülürken elinde olmadan esnemeye başladı. Kübralarda kaldığından beri gözüne hiç uyku girmemişti. Sağ gözünün kirpikleri arasından bulanık bir şekilde kadını kontrol etmek zorunda kaldı. Orta boyutlardaki bavulundan bornozunu çıkardığını görünce üvey ablasının duş alacağını anlamıştı. Genç kız odada yalnız kaldığında kollarını göğsünde kavuşturup başını arkaya yasladı. Henüz feracesini bile çıkarmamıştı. Fakat şimdi öyle çok uyumak istiyordu ki hayatına izinsizce giren insanların diktatörlüğünden gerçekten de bıkmıştı. İnsanlardaki bu her şeyi üstünlük kurma merakından nefret ediyordu. Kafasının yanı başında bir titreşme oldu ve kulakları onun sesine benzer bir sesle uğuldadı. Başını çevirip bakınca kanepenin en tepesindeki telefonu fark etti. Bu üvey ablasının telefonuydu. Az önce gelen mesaj yüzünden ekran aydınlanmıştı. Telefonun ekran kilidi olsa da biraz üstündeki bilgilendirme kutusunda mesaj metni gösteriliyordu. Gözleri kendiliğinden o kısa metnin üzerinde takılı kaldı. İsteyerek ya da istemeyerek o an çoktan mesajı okumuştu. Döndüğünü duydum. Cehennem mi, hoş geldin yarasa. Birini arıyor musun? Ya onu senden önce bulursam? Ne yapacağım herhalde tahmin ediyorsundur. Ve gelelim seyre. Baştan savma hazırladığım bavuluma ilgisiz gözlerle bakarken parmaklarım masada saçma bir tempo tutuyordu. Bakışlarımın ötesinde koyu renkli düşünceler bir karartı gibi duruyordu aslında. Masaya yatırdığım kollarımın arasına başımı gömdüm. Annemin donattığı kahvaltı sofrasına bilerek geç oturmak istemiştim. Bizimkilerin yüzüne baktıkça küçük bir çocuk gibi bacaklarına sarılıp beni bırakmayın diye ağlamaktan korkuyordum. Ben onlardan ayrılmak istemiyordum. Ömrümün son günlerini en azından sıcak yuvamda geçirmeliydim. Bunu istemeye bile hakkım yok muydu? Annemin geçen seferki evlilik görüşmesi hakkında abime serzenişleri evin bütün odalarında işitilirken şu adamın ne zaman büyüdüğünü düşündüm. Kim bilir, çok yakında dünya evine girecek, çoluk çocuğa karışacaktı. Oysa ki ben hala çocukluğumuzda yaşıyordum. Hayat o zamanlar pamuk şekeri tadındaydı. Her şeyin kendine has bir rengi vardı. Seslerin, kokuların, insanların. Odada daha fazla oyalanmanın faydasız olacağı sonucuna varıp kendimi dışarı attığımda abimle kapıda karşılaştık. Odasından çıkmış mutfağa yönelmişti. Son günlerdeki kasvetli halinin aksine yüzü bir nebze aydınlıktı. Hep dağınık halde bıraktığı dalgalı saçlarını geçen seferki gibi yine özenle taramıştı. Beni fark ettiğinde içten bir gülümseme yerleşti yüzüne. Böyle hallerine alışık olmadığımdan acayip bir halüsinasyon gördüğümü zannettim. Tebessümüne zombiler gibi karşılık verdim bu yüzden. Sanırım fazla kaba davranmıştım. Ne var ki gerçeği az sonra kavradım. Bugün gidiyordum. Gözüm arkada kalmasın diye görünmeye çalışıyordu abim. Annem hala mutfaktan ardı ardına sesleniyordu bize. Çağrılarına yanıt verip sofraya aceleyle oturunca Şükran Hanım'ın radarları abimin üzerinde yoğunlaştı. Bakışlarını benden kaçırmaya çalıştığını biliyordum. Dün profesörün dediği gibi benim için çok endişelenseler de yanımda bunu belli etmemeye, her şeyin etkisi bu olduğunu hissettirmeye çabalıyordu. Aralarında normal davranan tek kişi Hasan'dı. Bütün ilgi ve alakası ekmeğine sürdüğü fındık kremasının üzerindeydi. Sanki dünyadaki en önemli mesele kremalı ekmeğini bir an önce yemesiydi. Çocuk olmanın en güzel tarafı buydu sanırım. Tasasızdı o yıllar. Oğlum, kızcağızın ailesi bizden haber bekliyor. Artık hayırlı bir cevap verelim diyorum. Anacığım abimin keyifli halinden cesaret almış olacaktı ki fırsatı kaçırmadan evlilik meselesini ısıtıp çocuğun önüne koydu. Bu mevzu abimin moralini bozmaya yetiyordu da artıyordu. Yüzü belirgin bir şekilde buruşmuştu. Şükran Hanım malum konuda konuşmaya devam ederken Mehmet abim büyük bir sabır örneği gösterip sessizliğini korudu. Anlaşılan o ki annem oğlunun bu sessizliğini hayra yoruyordu. Artık senin de yuvanı kurup çoluk çocuğa karışmanın zamanı geldi. Hem bak hayırlı işleri çok fazla uzatmamak lazım, yoksa şeytan mani olur. Abim çay bardağında kalan son yudumunu da içtikten sonra peçeteyle ağzını sildi ve sandalyesini ittirip ayağa kalktı. Önceki günleri düşününce bugün anneme iyi bile davranmıştı.
Ona böyle aşağıdan bakarken çok daha uzun gözükmüştü gözüme. Dev gibiydi, sinirli bir dev. Annemin gözlerinin içine bakıp kendinden emin bir duruşla o kızla evlenemem dedi. Sözleri çok netti. Karşısındakine konuşma payı bile vermiyordu. Niye ki? Dört dörtlük kız işte. Daha ne istiyorsun yavrum? Ama her şeye rağmen annem susmamakta kararlıydı. Acaba bilerek mi çocuğun üzerine bu kadar çok gidiyordu, yoksa annemin huyu değildi böyle aşırı ısrarla davranmak? Abim mis gibi taranmış güzelim saçları elini daldırıp onları helakedercesine karıştırdı. Hıncını saçlarından çıkarması cidden kötü olmuştu. Adamcağıza acıyarak baktım. Annem onu kesin manada çıldırtmıştı. Derin derin solurken en son denti felak etti. Çünkü ben çamur suratlı bir ölüye aşığım. O kızı asla bulamayacağıma göre ömrümün sonuna kadar kimseyle evlenmeyeceğim. Dünya üzerindeki hiçbir kadın umurumda değil diye son noktayı kayıp mutfağı terk etti. Biraz sonra dış kapının sesini işittiğimizde işe gittiğini anlamıştık. Hayretler içinde bırakmıştı beni. Çayımla çılgınca bakışırken kafamdaki atlar dört nala koşturuyordu. Abim cidden birine mi aşıktı? Gerçi söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştım ya. Yani sevdiği kız ölmüş müydü? Çamur ne anlama geliyordu o zaman? Bir çeşit şifre miydi yoksa? Çamur ne demek? Belki de kız çok esmer olduğu için öyle söyledi. Hasan ikinci bir krema ekmek hazırlamakla meşgulken az evvelki olayda dahil her yüzündeki hiçbir meseleyle ilgilenmediğini fazlasıyla belli ediyordu. Annemse zafer kazanmış bir edayla kahvaltısına devam ediyordu. Bir saniye dostlarım, zafer mi dedim ben? Şu anda annemin yüzü asık olmalıydı ama. Allah aşkına herkes neden bugün garip davranıyordu? Şükran Hanım bana bir açıklama yapmazsa meraktan çatlayacağımı nihayet kavradı ve nedensiz sevincini yaşamaya kısa bir ara verdi. Ağır ağır davranarak bardağımdaki çayı tazeledi. Konuya girmesi için sabırsızlanıyordum. Kollarını masaya koyup genişçe sırıttı ve abine küçük bir oyun oynadım dedi. Annelere has bir kurnazlıkla. Ne oyunu diye sordum saf saf. Liseden sonra Mehmet'e bir haller oldu. Ben anneyim anlarım. Huyu suyu yumuşadı oğlumun. Biliyorsun eskiden bana karşı bile çok sertti. İki elimi de çenemin altına koyup dirseklerimi masaya dayadım. Hatta birkaç sefer garip garip sorular sordu. İnsan neden ölmüş birine mektup yazarmış? Acaba ben de mektup yazabilir miymişim? Falan da filan. Dedim bak Şükran bu çocuğa bir şeyler olmuş ama kendisi bile bunun farkında değil. Ben olayı el atmazsam az önceki itirafını son nefesine kadar saklardı herhalde deyip tekrar sırıttı. Kızım hani Aynur teyzem vardı ya çocukluk arkadaşım. Geçen sene kocasıyla birlikte bize bayram ziyaretine gelmişti hatırlaman gerekiyor. İşte onun kızı devlet tiyatrosunda mı ne çalışıyormuş. Kızcağızdan rica ettim sağ olsun kırmadı beni. Abini zorlayıp görüştürdüm onları. Yoksa evlilik görüşmesi tamamen sahte miydi? Evet elbette. Oğlu Şümer kızına bu kadar çabuk vereceğimi mi zannettin? Pes vallahi. Şükran Hanım bütün tweetleri cebinden çıkarırdı. Peki sevdiği kız kim diye sorduğumda aslında cevabı duymak istemiyordum. Eğer abim gerçekten de başkasına aşıksa Nuriye'nin hiç şansı kalmazdı. Çamur suratlı ölü gibi bir şey söyledi. Kız gerçekten ölmüş mü? Yok yok ölmemiş. Yüksek bir ihtimalle yaşıyor. Kim olduğuna gelince onu ben de hala çözemedim. Nasıl bulmayı düşünüyorsun anne? Diye sordum ona kuşkulu bakışlar atarak. Ya da bulmayı düşünüyor musun? Umarım bundan sonrasıyla ilgili bir planım vardır. Şimdilik abini sıkıştırmakla yetineceğim. Kızın kim olduğunu ancak ondan öğrenebiliriz dedi annem. Mehmet'e güveniyorum ben. Kolay bir kıza gönlünü kaptırmaz benim akıllı oğlum. Hem yaşlanıyorum artık torun torba sahibi olmak istiyorum. Haklısın Şükran Hanım. Abim aşırı seçici bir insan. O evlenene kadar yeryüzündeki bütün bekarlar dünya evine girer herhalde. Ama senin mükemmel bir babaanne olacağına hiç şüphem yok. Annemin yaramaz torunlarının peşinden koşacağı hallerini hayal edince sırıtmadan edemedim. Mehmet abimin ileride doğacak çocukları da onun gibi başarılı olursa annemin çekeceği vardı torunlarından. Gelecekle ilgili düşüncelere daldığımda ilk defa bir soru aklımı kurcaladı. Çok geçmeden gülümsemem yüzümde soldu. Kaburgalarımın üstüne bir ağırlık çökerken sıkıntımın yüz ifademe de yansımasına engel olamadım. Acaba ben de bir evlada sahip olabilecek miydim? Annelik bu kadar mı imkansızdı benim için? Yakında ölecek bir insanın anneliği hayal etmesi oldukça saçmaydı. Kahvaltıdan sonraki saatler takip edemediğim bir şekilde hızlı aktı. Öğle sularında doktor beni almak için eve geldi. Sabahın erken vakitlerinden bu yana herkesin kaçmaya çalıştığı o ayrılık vakti nihayet gelip çatmıştı. Annem sabahki mutluluk maskesini çoktan çıkarmıştı. Gözleri dolmuştu ama yanımda ağlamamak için hala direniyordu. Kirpi kafa evinden getirdiği kolaşelerin üzerine iyice oturup onları düzleştirmiş, 1,5 saat önce Hasan'la birlikte dışarı çıkmıştı. Ezdikleri şişeleri kızak niyetine kullanıp kar üstünde kayacaklarını söylemişlerdi. Bu yüzden Hasan'la erken vedalaşmıştık.
Babam ve abimse beni aşağıda bekliyorlardı. Doktor valizimi asansöre taşırken kapıda kıpırtısız duruyordum. Annemin gözlerinin içine titreyerek baktım. Bu her açıdan gerçek bir veda gibi hissettiriyordu. Kızım diye fısıldayan annem daha fazla dayanamayıp yelkenlerini suya indirdi. Kollarını etrafımda doladığında sarılmasına karşılık verdim. Başımı omzuna koyup ağlamaya başladım. İyileşeceksin, tamam mı? Yine eskisi gibi benim uyuşuk cadı kızım olacaksın. Buna hiç şüphen olmasın. Yalnız değilsin. Allah seninle, Yunus seninle. Nereye gidersen git, ailen de hep seninle birlikte olacak. İçimdeki devasa boşluğu anlatmaya aciz kelimelerim yetmezdi. Korkuyordum. Çünkü buraya bir daha geri dönmeyeceğime dair acı verici hisler kalbime saplanmıştı. Ve aklımda sağlam bir kesinlikle bu hislerin doğruluğunu kabul ediyordu. Annemin kollarından ayrılıp yanaklarımdaki yaşları beceriksizce sildim. Fakat gözyaşlarım hala inatla akmayı sürdürüyordu. Anne, bak ben geri dönene kadar yatağımda kimse uyumasın. Abim taraklarımı ve kremlerimi kullanmaya kalkışmasın sakın. Bir de eve biraz daha salça, makarna ve yoğurt alın. Çünkü geri geldiğimde hepsini bitireceğim. Hem sonra evi dağıttığı için sana kızacağım. Sen tozları almamı söylediğinde sızlanacağım. Yakında, yakında döneceğim buraya. Yine eskisi gibi olacak her şey. Burada daha fazla kalmak bana da anneme de işkence olacağını bildiğimden ona son kez sarılıp beni asansör kapısında bekleyen doktora doğru hızlı adımlarla ilerledim. Arkama dönmeyi ve anneme bir kere daha bakmayı her şeyden daha çok istiyordum fakat bunu yapmaya gücümün olmadığını pek iyi biliyordum. Asansörün en köşesine büzülürken bakışlarım kapanan asansör kapısının üstüne sabitlendi. Kat kat aşağı indiğimizde ağlamaya devam ettim. Gözyaşlarımla ıslanan peçemin yüzüme yapışmasını ya da boğazımdan kaçan kederli hışkırıkları umursamıyordum. Vedaları hiçbir zaman sevmeyecektim. Annen haklı. Doktorun deminden beri beni düşünceli gözlerle incelediğini ancak şimdi fark edebilmiştim. Az önce dediği şeyi idrak etmeye çalışırken işi bana bırakmayıp kafamdaki sorulara cevap niteliğinde tekrar konuştu. Seni yalnız bırakmayacağım. Sağımda duruyordu. İkimiz de sırtımızı arkaya kabin duvarına yaslamıştık. Siyah gözlerini benden çekip tam karşıya odaklanırken serçe parmağını bana doğru uzattı. Anlamayarak bir ona bir de uzattığı parmağına baktım. Dün gece balkonda yaptığım şey anımsayınca yanakları mısın de hemen. Eğer çok zor geliyorsa bana tutunabilirsin dedi doktor şefkatli sesiyle. Gözlerinden yuvarlanan iri yaşlara engel olmadan bir süre sustum. Parmağını tutmadım. Çünkü içimde varlığını hala sürdüren suçluluk hissi yine kanıma sokulmuştu. Hayatını cehenneme çevirdiğim için çok özür dilerim dedim ağlamaktan kısılan sesimle. Benimle karşılaştığın günden beri çok pişman olmalısın. Kesinlikle buna hakkım var. Keşke beni hiç tanımasaydın. O zaman hayatın daha sorunsuz ve huzurlu olabilirdi. Benle ilgili bütün anılarını yitirmişken ilk karşılaşmamızı nasıl hatırlayabilirdi ki? Ne kadar aptalım. Şu anki zavallılığıma sinirlenmem beni daha fazla zavallı göstermekten başka bir işe yaramıyordu. Asansör çoktan giriş katta durmuştu lakin ikimiz de aldırış etmemiştik. Doktorun susmayacağını ve bu kez benimle ciddi bir şekilde konuşacağını anladığımda birazdan işiteceklerimin üzerimde bırakacağı yıkıntıyı tahmin etmem o kadar zor değildi. Bana tahammül edemediğini dile getirecek, benle yaşamanın ne kadar zor olduğunu onaylayacaktı kim bilir. Duymayı beklediğim sözlerden kaçamayacağımı bildiğim halde bunları kaldırabilir miydim bilemiyorum. Asansör kapısı 5. katta oturan evli bir çift tarafından açılınca kritik konuşmamız oracıkta kesilmiş oldu. Hiç ses çıkarmadan arabaya bindiğimizde böylelikle uzun yolculuğumuz tatsız bir şekilde başladı. Babam biz gidene kadar korkma kızım, tahmin ettiğinden daha erken döneceksin evine deyip bana güç vermeye çalışmıştı. Her şeye rağmen vedalaştığım bütün aile bireylerinden helallik istemiştim. Profesör kliniğe yatırılma meselesini herkesten titizlikle saklamamızı istediğinden dikkat çekmemeye çalışıyorduk. Fakat en yakın arkadaşlarıma bir hoşça kal bile diyememek sinirlerimi daha da germişti. Arabanın arka koltuğuna oturmayı tercih etmiştim. Çünkü çok fazla aladığım zamanlarda istemeden uyuyakalırdım. Yolda kızarmış gözlerle uyuyakalacağıma ve o halimle tam bir enkaza benzeyeceğime emindim. Yıllarca kedi kovaladığım sokaklar, soğuk eskimolar ve meybuzlar aldığım veresiyeci bakkal, Dul Zeki ablanın dikiş nakış dükkanı, bütün hatıralarımla birlikte arkada bir toz bulutu içinde itip giderken tüm bunları ucuz gözyaşlarımla izlemekten başka bir şey yapamadım. Bu mahalle seher varken de yaşıyordu, seher yokken de yaşamaya devam edecekti. Varlığımın pek bir kıymeti yoktu. Karla kaplı beyaz yolları bomboş bakışlarla seyrettiğimde şişmiş gözlerim kendiliğinden kapanmıştı. Ne gariptir ki rüyada olduğumun bilincindeydim. Ürkütücü karanlığın kollarında bir başıma duruyordum.
Yalnız olduğumu zannederken işittiğim seslerden sonra yanıldığımı anladım. Göremediğim ve konumumu algılayamadığım biri düzenli periyotlara nefes alıp veriyordu. Koca içliğin içinde duyabildiğim tek şey bu yavaş ritimli nefeslerdi. Kulaklarım karanlıktaki tek sese odaklanırken uzunca bir vaktin geçtiğini hissediyordum. İçinde bulunduğum garip duruma alıştığımı düşünüyordum. Ancak felaket yakındı. Ansızın bir şey gerçekleşti ve arkamda korkutucu çığlıklar koptu. Başımı dehşet içinde öne çevirince görebildiğim tek şey kapkara bir boşluktu. Başka bir çığlığı sağ tarafımda işittim. Daha sonra sol. Fakat gözlerim en ufak bir cisimle bile karşılaşmadı. İçime tiz bir korku kaçarken beynim fokur fokur kaynıyordu. Çığlıklar arttıkça hemen dibimde duyulan nefesler sıklaşıyor. Bu ortama uyum sağlayacak seviyede ürkütücü bir hal alıyordu. Zayıf fakat sık soluklar kontrol edilemez bir hıza yaklaştı. Arttı, arttı ve en sonunda yok oldu. Bir bombanın patlamasından sonraki ölüm sessizliği gibiydi. Karanlıktaki kişinin nefesi birdenbire kesilince öncekinden daha çok korkmaya başlamıştım. Aman Allah'ım, yoksa ölmüş müydüm? Son bulan çığlıklar endişe yüklü sessizliği bana armağan ederken kabustan sıçrayarak uyandım. Karşımdaki gri tavana anlamsızca baktım ve birkaç saniye gözlerimi kırpıştırdım. Altımdaki zemin hareket mi ediyordu? Doktorun arabasında olduğumu hatırlayınca belirgin bir şekilde rahatladım. Pencerenin ötesinde karşılaştığım şey oldukça iç karartıcı bir havaydı. Gökyüzünün de morali bozuk gibi görünüyordu. Hava durumu ruh halimize göre değişiyordu sanırsam. Üzerimde hissettiğim hafif ağırlığa emin olmak için onu ellerimle yokladım. Bu bir kabandı fakat nasıl buraya gelmişti ki? Siyah kabanı incelediğimde bunun doktora ait olduğunu çok geçmeden anladım. Buz gibi havada beni ısıtma görevini başarıyla yerine getiren kabandan elmayı anımsatan ferahlatıcı kokuyu alınca dudaklarımda yorgun bir gülümseme belirdi. Gerçekten de doktora aitti. Bana ilaç gibi gelen bu huzur verici kokuyu nerede olsa tanırdım. Cenin şeklini alarak uzandığım arka koltuktan yavaşça doğrulduğum vakit bakışlarım sürücü koltuğundaki adama kaydı. Kulaklarımı dolduran çığlıkların etkisini hala atamamışken doktorun sakin ve belli belirsiz soluklarını dinlemeye başladım. Onun sessizliğine sessizlikle eşlik edip suskunluğunu dinlemeyi seviyordum. Lakin şu saniyeler anormal derecede az önceki kabusumu andırıyordu. Hatta arada olağanüstü bir benzerlik vardı. Issız yolda işittiğim en belirgin ses doktorun soluklarıydı. Şaşkınlığımın tetiklediği heyecanla başa çıkamayınca yüzümdeki peçeyi yukarı çekip başımın arkasına attım. Bu olacak gibi olmuştum. Zira kendimi hala o ürkütücü kabusun içinde hissediyordum. Doktorun da nefesi bir anda kesilir miydi? Hayır, buna asla izin veremem. Doktoru kaybetme düşüncesi benliğimde korkunç bir yankıya sebep olurken telaşla yan kapıdaki düğmelere basıp camları sonuna kadar açtım. Gözlerimin önünde anlık karartılar belirliyordu. Ya kabusum gerçeğe dönerse, ya doktora bir şey olursa. Kendi camını da aç hemen diye yalvardım en sonunda. Boğazımdaki kuruluktan dolayı sesim hırıltılı çıkmıştı. Çığlıklar başımı döndürüyordu. Cüssemi koltuğa cansızca bıraktığımda kafamın içi sanki alev almıştı. Doktor aniden frene basınca öne doğru savruldum. Kendimi toparlamaya çalışırken bana dönüp "İyi misin? Seni korkutan bir şeyler mi gördün?" diye sordu endişeyle. "Ben iyiyim. Camları açmanı kendim için istememiştim." Huzursuz gözlerle incelemeye başladı beni. Verdiğim cevap onu tatmin etmemişti sanırım. Çabucak emniyet kemerini çözüp arabadan inmeye ve yanıma gelmeye hazırlanırken kucağımdaki yumruklarımı sıkıp başımı önüme eğdim. Nefesinin kesilmesinden, sana kötü bir şey olmasından korktum. "Ben temiz hava almanı sağlarsam fenalaşmanı engellerim diye düşündüm," dedim. Her geçen saniyede boğazımı zalimce kavuran kurulan inat. Dudaklarım titrerken "Ama böyle devam edemez. Kendine daha çok dikkat etmelisin. Beni ne kadar çok korkuttuğunun farkında mısın? Tıpkı kabuslarındaki gibi bir anda yok olacağın düşüncesi beni öldürüyor," diye bağırdım yüzüne karşı. Daha sonra gözlerimde biriken yaşları itmeye çalışmaktan vazgeçip sarsılarak ağlamaya başladım. Yan tarafımdaki kapı açılırken doktor beni aceleyle dışarı çıkartıp sırtımı arabaya yasladı. "Sakinleşmen gerekiyor yoksa krize gireceksin. Derin derin nefes alıp ver lütfen ve hiçbir şey düşünmemeye çalış. Ben iyiyim, buradayım, hiçbir yere gitmeyeceğim. Sakinleşmelisin Seher." Ellerimle yüzümü kapattım. "Hayır, yapamıyorum. Çığlıklar," diye inledim. Her yerden çığlık sesleri yükseliyor. "Seni yanlarına alacaklar değil mi?" Hemen sonrasında kulaklarımın üzerinde bir baskı hissettiğimde yavaşça ellerimi yüzümden çekip gözlerimi korkuyla araladım. Doktorun siyah gözleri bütün yıldızları içine almış gibi aydınlık ve parlak bir ifadeyle bana bakıyordu. Sıcak elleri kulaklarımı örtüyordu. Uzun bir vakit tek kelime konuşmadan o halde bekledik. Ne var ki bu yaptığı beni gerçekten rahatlatmış, çığlık sesleri gitgide sönmeye başlamıştı.
Şu an iyi hissetmen için güzel sözler söylemeyi çok isterdim ama ne yazık ki bu konuda bir şey yapamam. İyi konuşmayı becerebilen bir adam değilim. Rahatsızlık duymamam için aramızda belli bir mesafe bırakmış olsa da ondan yayılan taze elma kokusunu ve dingin sıcaklığı hissetmemek elde değildi. Farkında olmadan kokuyu içime çektiğimde çığlıklar tamamen yok oldu. Şimdi zihnimin her hücresi berrak bir sessizliğin kollarına bırakmıştı kendini. Mutlu bile sayılırdım. Doktorun elleri hala kulaklarımın üzerindeyken aslında sana sessizlik çok yakışıyor dedim ve kuruyan dudaklarımı ıslatıp gözlerimi ondan kaçırdım. Konuşmasına gerek yoktu. Sonsuza kadar güzel sessizliğini dinleyebilirdim ki ben. Biraz sonra ellerini çektiğinde sanırım çığlıklar kesildi deyip sağ tarafıma geçti. Benim gibi o da arabaya yaslandı. Aramızda kısa süreli bir durgunluk oluştu. Gözlerimi kısıp bakışlarımı ucu bucağı görünmeyen yola diktim. Daha var mı diye sordum ve devam ettim. Yani gideceğimiz yer çok mu uzakta? Şehre biraz uzak. Hava kararmadan varırız Allah'ın izniyle. Başımı sallayıp kapıyı açtım. Arabaya binecekken doktor gözleriyle öndeki koltuğu işaret etti. Sanırım beni müşahede altında tutmak istiyordu. Aslına bakarsanız ben de arkada oturup yeni bir kabus görmekten korkuyordum ve bunu nasıl doktora söyleyeceğim diye düşünüyordum. Beni yalnız bırakmadığı için içimden onlarca kez teşekkür ettim ona. Fakat yanına oturmaya çok hevesliymişim gibi görünmemek için bu sevinçli halimi dışarıya yansıtmayıp isteksiz bir ifadeyle öndeki yere geçtim. Arkadaki montu alıp sürücü koltuğuna otururken bana döndü. Ne yapacağını anladığımda itiraz edemedim çünkü gerçekten de üşüyordum. Montun üzerime serince utancımdan başımı cam tarafına çevirip nefesimi tuttum. Elma kokusu, elma, elma, elma. Beynimin verdiği acil durum sinyalinin kod adı elmaydı. Ah, neden onun kokusuna bu kadar çok maruz kalıyordum ben? Yaklaşık 2 saat sonra kocaman bir ormanın girişine vardık. Kış mevsiminden dolayı beyaz elbiselerle kuşanan kahverengi orman derin bir uykuya yatmıştı. İç kısımlara doğru uzanan bozuk yolu takip edip uykulu ağaçların ve hayvanların seslerini dinledik. Araba sarsılarak ilerlediğinde ormanı aşmamız biraz uzun sürdü. Nihayet ağaçların oldukça serekleştiği bir yere vardık. Buralar hakikaten çok ıssızdı. Devasa çam ağaçlarının çepeçevre sardığı eski bir malikane ile karşılaşmak hiç ihtimal vermeyeceğim bir şeydi. Ama işte burada tam karşımdaydı. Araba nihayet durduğunda hazım bir karışacık vaziyette doktorun peşinden malikanenin 2 metreden daha yüksek kapısına doğru yürümeye başladım. Burası büyüleyici bir etkiye sahipken perili eve giriyormuşum gibi hissetmemek elde değildi. İlgili gözlerim ev ve çevresinde gezinirken kliniğin burada olduğunu inanasım gelmedi. Açıkçası profesörün bahsettiği kliniğin şehrin uç kısmında bakımsız bir apartman dairesinden ibaret olacağını zannediyordum. Böyle büyük bir sürprizle karşılaşınca gayri ihtiyar şaşırıyor insan. Kapının önünde bekleyen annemin yaşlarındaki kadını geç fark etmiştim. Resmi bir tavırla bizi selamlayıp hiçbir şey söylemeden içeriye geçmemizi işaret ettiğinde onu gizlice incelemeye başladım. Kırışıklarla dolu soğuk bir yüze ve solgun bir tene sahipti. Çizgileri çok sertti. Disiplinli bir kadına benziyordu. Çoğunluğu ahşaptan olan antika eşyalar, fil dişi masalar, dantelli yaldızlı masa örtüleri ve Osmanlı tarzını yansıtan süslemelerle güzelleştirilen tavan ve kolonlar bize çok ihtişamlı bir görüntü sunuyordu. Fakat durup bu etkileyici mobilyaları izleyecek zamanımız yoktu. Kerahat vaktine girmeden ikindiyi kılmamız lazımdı. Merdivenlere doğru doktoru takip ettiğimde birlikte koyu ahşap rengindeki trabzandan destek alarak aşağı inmeye başladık. Adım attığımız her merdiven basamağından keskin bir çatırtı sesi çıkıyordu. Belli ki bu merdivenler uzunca bir süre hiç kullanılmamıştı. İnlecinin top oynadığı karanlık bir koridora gidince kollarımda tuttuğum kabana sıkıca sarılıp korkmamaya çalıştım. Doktorun sırtını koyu bir gölge gibi görürken bakışlarımı ondan ayırmamaya dikkat ediyordum. Sonra doktor elini sol tarafımda kalan duvara uzatıp bir şeylere bastı ve böylece uzun koridor güzelce aydınlanmış oldu. Koridor inanılmaz uzun olmasına rağmen burada sadece 2 kapı vardı. Biri sağda öteki ise solda olmak üzere karşı karşıya 2 kapı konumlanmıştı. Koridorun sonu boş bir duvardan ibaretti. Bütün evin planını çok merak etmiştim. Hangi kapıdan içeri gireceğimizi düşündüğüm esnada doktor sağdaki kapıya yöneldi. Kapının bitişiğindeki küçük kutuya karmaşık bir şifre girdiğinde eni çok büyük olan kapı otomatik bir ses çıkararak açıldı. Dürüst olmak gerekirse biraz gerilmiştim. Zira kendimi bir mahkum gibi hissetmekten alıkoyamıyordum. Doktorun içeri gireceğini zannediyordum fakat aksini yapıp bana döndü. Odada banyoda dahil ihtiyaç duyabileceğin her şey var. Namazdan sonra geri gelip klinikte neler yapacağımıza dair seni bilgilendiririm deyip geçmem için kapının önünden çekildi ve merdivenlere doğru yürümeye başladı.
Üç koca oda büyüklüğündeki bu tek odanın bir bölümünde konforlu bir yasta yatağı, etrafında her türlü tıbbi cihazlar ve cam kapılı birkaç ilaç dolabı bulunurken, öbür bölümünde beyaz ve toz pembe renklerin hakim olduğu yumuşak koltuklar, aynı renkte bir gardırop ve küçük bir çalışma masası vardı. Duvarlar ve zemin tamamen beyazdı. Aslında bu odadaki her şey acayip derecede beyazdı. Odayı incelemeyi bir kenara bırakıp geç olmadan peçemi çözdüm. Abdesti aldıktan sonra masanın üzerinde yeni fark ettiğim seccadeyi serip ikindi namazını kıldım. Odaya göz gezdirdikçe rahatsız edici bir gerginlik boğazımı sıkıyordu. Koltuklardan birine otururken yüksek sesle ofladım ve doktoru beklemeye başladım. Sonrasında zaman geçiyordu. Doktorun verdiği uyku ilaçları yüzünden kliniğe geldiğimden bu yana günlerimin çoğu uyumakla geçiyordu. Garip ilaçlar direksiz bir uyku çekmemi sağlarken o korkunç kabusları artık daha az görüyordum. Fakat derimin soyulup dökülmesi, dudaklarımın çatlaması, aşırı yorgunluk ve hareket etmekte zorluk çekmek gibi yan etkiler baş göstermişti. Neyse ki bugün o şeylerden kullanmayacağımı söylemişti. Ben de ayağıma gelen fırsatı sonuna kadar değerlendirmek istiyordum. Şefika Hanım sabah erkenden beni yatağımdan kaldırıp giyinmeme yardımcı olmuştu. Şefika Hanım, malikaneye geldiğimiz zaman bizi kapıda karşılayan yaşlı kadındı. Gerekmedikçe asla konuşmayan bu ketum ama şefkatli hanım bütün bakımımı üstlenmişti. İleri derecede olmayan bir işitme kaybı vardı. Dudaklarımı okuyarak beni anlayabiliyordu neyse ki. Malikanenin ona neden emanet edildiğini Şefika Hanım'ı tanıdıkça daha iyi anlıyordum. Gerçekten çok zeki ve çalışkandı. İnanması güç olsa da koskoca malikanede üçümüzden başka hiç kimse bulunmuyordu. Profesör her şeyi büyük bir titizlikle ayarlamıştı. Karmaşık bir ormanın derinliklerinde dünyadan soyutlanmış eski bir yapı. Kulağa çok güvenli geliyordu. Malikanede telefonumun şebekesi dahi yoktu. Büyük bir ihtimalle ormanın içlerine kadar hiçbir ağ çekmiyordu. Dış dünyayla en ufak bir alakamız yoktu. Ne haber alabiliyorduk ne de götürebiliyorduk. Şefika Hanım beyaz perdeleri aralayınca dev cam ağaçlarının arasından başını çıkarıp bize göz kırpan güneş tatlı ışıklarını odama doldurdu. Ellerimi gözlerimi esper ederken esnememek için büyük mücadele verdim. Zira kuruyan dudaklarımı yine kanatırım diye korkuyordum. Şefika Hanım artık bir ritüel haline getirdiği vanilya kokulu tütsülerden iki tane yaktı. Başucumdaki komodinlere yerleştirdi. Geldiğimden beri her gün bu hoş kokulu dumanlar bir bulut gibi tepemde geziniyordu. Ayaklarımı yataktan sarkıttım. Üstümdeki beyaz geceliğin solgun tenimde nasıl durduğunu bilmesem de öyle gibi göründüğümü tahmin ediyordum. Şefika Hanım arkama geçerek saçlarımı taramaya başladı. Kolumu kaldıracak takatim yoktu. Vanilyanın aromalı kokusu sinirlerimi yatıştırıyordu. Yaşlı kadının kuru, sert elleri saçlarında geziniyordu. Tarama işi sessizce devam ettiği sırada kapıda doktorun uzun silüeti belirdi. Başımı usulca kaldırıp ona yorgun bir bakış attım. Gözlerimi açmakta bile zorluk çekiyorken konuşmak bana dünyanın en kuvvet gerektiren fiili gibi geliyordu. Hastalık ve ilaçlar hayat dolu seyri gerçek manada tüketmişti. Yüzü nemli, öndeki saç tutamları hala ıslaktı doktorun. Sanırım abdest alalı çok olmamıştı. Şefika Hanım bizi odada yalnız bırakınca ilerideki kitaplıktan küçük bir Kur'an-ı Kerim alıp yanımdaki tahta ayaklı koltuğa oturdu. Neden teni bu kadar solgundu? Beni uyuttuğu günler boyunca kendini çok ihmal etmiş gibi görünüyordu. Ciddi bir rahatsızlığımın olmasından korkuyordum. Gerçekten iyi durmuyordu. Doktor daha şimdiden kendine böyle özensiz davranıyorsa öldüğüm zaman yokluğumda kim bilir nasıl sağlığını boşlardı. Ah Yunus, gözümün arkada kalmasına sebep oluyorsun. Lütfen beni endişelendirmekten vazgeç. Çevresinde onu düşünen birilerinin varlığına ihtiyacım vardı. En yakın zamanda Şefika Hanım'la bu konu hakkında konuşmalı, onu ne yapıp edip kendi tarafıma çekmeliydim. Benle ilgilendiği kadar doktorun sağlığına da ehemmiyet vermesi gerekiyordu. Acaba meseleyi profesöre açmak daha mı mantıklı olurdu? Bana bir şey demeden bakışlarını sayfalara çevirdi. Kirpikleri göz altına dokunuyor gibiydi. Ayetler dudaklarından dökülüp odanın sessizliğine manevi manalar yüklendiğinde gözlerim doldu. Ölümü, ahireti, hesap gününü derin derin düşünmeye, kendimi yakın zamanda gerçekleşecek yolculuğumu alıştırmaya çalıştım. Allah'a kavuşacak ve acılarımdan kurtulacaktım. Rabbimin sonsuz merhametine iman ettim bütün kalbimle. Hayır düşündüm, hayır istedim, hayır için dua ettim. Zaman akarsu misali usul usul akıyordu bu dört duvarlı mekanda. Göğüs kafesimdeki et parçasını buruk bir acı sarmıştı. Doktora baktıkça hüznüm artıyordu. Onunla biraz daha güzel vakit geçirmek isterdim. Tamamen bencilce düşünüyor. Böyle düşünmekle yanlış yapıyor olabilirdim. Ancak elimde değildi. Nasıl açıklanır bilemiyordum ama onu bu kadar yakınımdayken bile özlüyordum. Sağ eli cep boyu Kur'an'ı tutarken sol eli yatağın en kenarında yorganımın üzerindeydi. Serçe parmağım bir kez o güzergaha doğru gidip geldi.
Tam yaklaştığımda vazgeçip geri çekiyordum elimi. Oysa zor geliyorsa bana tutunabilirsin demişti o gün asansörde. Yapacağım şeye kızmazdı değil mi? Meryem suresinin son ayetlerini okuduğu vakit birazdan sayfayı bitirip odadan çıkacağını biliyordum. Acele etmeli, artık bir karara varmalıydım. Ben irademe karşı çetin mücadeleler verirken birdenbire parmağıma sıcak bir şey dokundu. Doktorun parmağıydı bu. Yüzüme bir çağlayan gibi kan hücum etti sanki. Yanaklarım yine aynı tepkiyi vermiş, elma gibi kızarmış olmalıydı. Eli nasıl oluyordu da hep sıcak kalıyordu? Derisinin altına doğalgaz boruları mı döşemişti acaba? Sadakallahu lazim deyip Kur'an'ı kapattıktan sonra başını ağır ağır kaldırdı ve nice manalar gizleyen suskun bakışlarını yüzüme dikti. Bir şeyler hatırlıyorum dedi en sonunda ve devam etti. Seninle Monaco'da geçirdiğimiz zamanlarla ilgili. Gerçekten mi? Gözlerim kocaman açılırken heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Sıhhatim yerinde olsa ayağa kalkar mutluluklardan saatlerce hoplayıp zıplardım. Kurumuş dudaklarımı aceleyle ıslattım. Ne kadarını hatırlıyorsun? Ne zaman geri geldi hatıraların? O gece balkonda parmağımı tuttuğundan bu yana parça parça anılar kazanmaya başladım. Çekingen bakışlarım birbirine kenetli serçe parmaklarımıza gitti hemen. Kaşlarım merakla havalanırken, peki ya şimdi diye sordum parmaklarımı işaret ederek. Yeni bir şeyler anımsıyor musun? Evet dedi ve gözlerimin kararmasına sebep olacak bir şey yaptı. Gülümsedi. İçten sıcacık, yumuşak bir gülümseme. Tıpkı eskisi gibi. Allah'ım, gerçekten hatırlıyor olmalıydı. Hafızasını kaybettiğinden beri bana hep soğuk davranan adam uzun zaman sonra tekrar gülüşünü gösterince zavallı hasta kalbim hızlı hızlı atmaya başlamıştı. Seni Beştaş oyununda yendiğim günü hatırladım diye cevapladı az evvelki sorumu. Allah aşkına, hatırlaya hatırlaya mağlubiyet gününü mü hatırlamıştı? Hem sesi neden bu kadar keyifli çıkıyordu ki? Kim bilir hain hafızası başka neler fısıldamıştı ona. Daha fazlasını anımsadığına emindim. Monaco'da yaptığım sakarlıklar, düştüğüm utanç verici durumları düşündükçe ağlayasım geliyordu. Yanlışım var diye yapmacıktan öksürdüm ve inandırıcı olmadığımı bildiğim halde inatla konuştum. Hafızan seni yanıltmış olmalı. Aslında beni yenmedin. Oyun hala devam ediyordu ama ben yorgun olduğum için oyunu bitirmeye karar vermiştim. Ah, şu virüs yüzünden hiçbir işe iyi odaklanamıyorum zaten. Sonrasında ikinci gün mutlu olmam için bir sebebim daha vardı. Çünkü yine o ağır ilaçları kullanmamıştım. Sanırım dünkü doktor cansız halime acımıştı ve bu yüzden ilaçsız bir gün hediye etmişti bana. Kanımın ısındığını, enerji depolarımın yavaş yavaş dolduğunu hissediyordum. Her açıdan daha iyi ve daha neşeliydim. Ayrıca bugün dışarı çıkacağımız için oldukça heyecanlıydım. Nice günlerden sonra ilk kez sevinç emareleri göstermeye, gülümsemeye başlamıştım. Şefika Hanım bana en kalın kıyafetlerimi giydirirken mızmızlanmalarıma tatlı sert tebessümüyle karşılık veriyordu. İçimdeki tonluk kıyafetlere rağmen bana dizlerime varan petrol yeşili bir kaban giydirdiğinde boğulacağımı zannettim. Büyük babasının davine geldiği ilk gün kat kat giydirilmiş zavallı Heidi gibi hissediyordum. Doktor sıkı tembihlemiş olmasaydı çoktan bir yolunu bulup üstümdekilerinin çoğunu çıkarmış olurdum. Yaşlı kadın koluma girerek bana destek olurken usul adımlarla odadan çıktık. Kaldığım odanın tam karşısındaki koca kapıya ilgiyle baktım. Bu gizemli oda hakkında birkaç sefer soru sormuştum. Fakat Şefika Hanım başını olumsuz anlamda sallayıp onda pek rastlamadığım otoriter bakışlarını üzerime dikmiş, bu konuyu bir an önce kapatmamı istemişti. Bahçeye çıkınca çıplak, acımasız bir soğukluk yüzüme çarptı. En sevdiğim mevsim yerini yeşil elbiseli ilkbahara bırakmadan beyazlar içindeki kışın biraz tadını çıkarmak istiyordum. Göreceğim son kış mevsimi olacağı gerçeği fazlaca baskındı bunu isteme sebebimde. Beni çam ağaçlarının arasındaki çardağa yönlendiren Şefika Hanım ikiye katladığı battaniyeyi oturacağımız yere serdikten sonra oraya geçmemi işaret etti. Ormanın kara altında kalan nefes kesici manzarasını karşımıza aldığımızda hayretle Sübhanallah çektim. Hasta bedenimden ruhuma yayılan kış soğuğu huzur vericiydi. Bu anın güzelliğine kendimi iyice kaptırırken böyle bir yerde ölmek isterdim deyip iş geçirdim. Şefika Hanım'ın puslu ve kaygılı gözleri bana ilişti. Dudaklarımı okuyor olduğunu anladım. Çok dikkatli bir kadındı. Her an tetikteydi. Gözlerinden asla bir şey kaçmıyordu. Kollarımı birbirine dolayıp hırkama sarıldım. O esnada manzaram bir beden tarafından kapandı. Sen de çok fazla yaşadığını düşünmüyor musun? Ne dersin ha? Buna artık bir son verelim mi? Diye iğrenç bir şekilde sırıtan adam ışıldayan bıçağını ustaca bir hareketle boynuma dokundurdu. Bütün acılarının bitmesini istemez miydin? Yüzünün her çizgisine kötülüğünsin diye adama boş bir bakış attım. Ondan da bıçağından da bıçağının sebep olacağı şeyden de korkmuyordum.
Ne var ki bu anı tekrar yaşadığıma yemin edebilirdim. Evet evet daha önceden böyle bir kabus gördüğüme emindim. Aslında bu işi yıllar önce halletmem gerekiyordu. Annen zeki kadındı. Bizi çok güzel kandırdı. Tanrım ne budalalık ama. Hepimiz öldüğünü zannettik. Ah küçük prensinin böyle sefil bir hayat yaşadığını görseydi. Anneciğin ne çok üzülürdü. Adamın bıçak tutan elini biri kavradı. Arkası bana dönük olan çocuk saniyeler içinde hayatımı kurtarırken adamla boğuşmaya başladı. Yüzünün sol tarafı sivri bıçakla derince çizildi. Ancak çocuk çok geçmeden intikamını almayı başardı. Adamın kolunu büküp bıçağı onun karnına doğrultunca dişlerimi dudaklarıma geçirdim ve çığlık atmamak için büyük bir mücadele verdim. Karlı ve berrak bir kış sabahı yüzü çizili vahşi çocuğun bir cinayetine daha şahit olmuştum. Şevik Hanım omuzlarımı iki eliyle kavradığında deminden beri zangır zangır titrediğimi ancak o zaman fark edebildim. Omzumda duran buruşuk eli kavradım ve yalvaran gözlerimi ona kenetledim. Lütfen Yunus'a söylemeyin. Eğer ona halüsinasyonları tekrar gördüğüme dair herhangi bir şey söylerseniz yine o uyku ilaçlarından verecek bana. Vaktimin çok kalmadığını hissediyorum diye fısıldadım çıtallaşmış sesimle. Bozulan kalp ritimlerim yüzünden düzensizce soluyordum. Biliyor musunuz? Kış benim en sevdiğim mevsim. Lütfen ölmeden önce biraz nefes almalıyım. Dudaklarımı dikkatle okuyan yaşlı kadının bakışlarında apacık bir kararsızlık vardı. Doktora haber verecek miydi yoksa halime acıyıp sessiz mi kalacaktı? Ellerini avuçlarından çekip seri adımlarla malikaneye geri döndü. Kirpiklerimde asılı kalan yaşların ardından belki son kez göreceğim manzaraya baktım. Zira biraz sonra gözlerim zorla kapatılacaktı. Ellerim hala titriyor, kendimi karanlık yollarda kaybolan yalnız bir yolcu gibi hissediyordum. Allah'ım, uykunun içliğindeyken ölmek istemiyordum. Bunu neden anlamak istemiyorlardı? Çardağa yaklaşan doktor bir yandan da kabanını giymeye çalışıyordu. Öteki kolunda ise mor bir atkı vardı. Yaşlı kadın gerçekten onu çağırmıştı fakat sanırım kendisi içeride kalmayı tercih etmişti. Şefika Hanım benimle orman yolunda yürüyüş yapmak istediğini söyledi, dedi doktor atkıyı bana uzatırken. Demek kadıncağız beni kırmayıp ricamı yerine getirmişti. Ormanda yürüyüş fikrine de kasıtlı olarak öne sürdüğüne emindim. Bunun ne çok hoşuma gideceğini biliyor olmalıydı. Ona bütün kalbimle minnettardım. Cılız kollarımı güçlükle kullanıp hiç istemediğim halde atkıyı boynuma doladım. Biraz da böyle davranmaya devam ederlerse soğuktan değil de nefessizlikten ölecektim. Yürüyüş fikri içimdeki bütün sisleri dağıtmaya yetmişti. Neşeyle ayaklandım. Doktorum beklemeden malikanenin demirlikten paslı kapısına doğru önce temkinli ve yavaş sonra hızlı ve sevinçli adımlarla ilerledim. Kurt ulumasına benzer sesler geliyordu esrarlı ormandan. Bu durum merakımı daha da celbediyordu. Ormanın geniş yoluna ayak bastığımda doktor da birkaç adım arkamda kalmayı tercih etmişti. Yürüyeceğim yolda takılacağım herhangi bir tümsek ya da taş olmadığını emin olduktan sonra gözlerimi usulca kapattım. Ormanın büyüleyici sesini dinlemek bana kelimelere sığdıramayacağım bir zevk yaşatırken kollarımı açabildiğim kadar açıp yavaş yavaş gökyüzüne yükseldiğimi hayal ettim. Bu gerçekten inanılmazdı. Üzerimdeki onca kıyafet yüzünden ayağı halatla ağaç dalına bağlanmış olan çaresiz bir kuş gibi hissediyordum. Birkaç adım daha attım. Hayır, bu kadar ağırken gökyüzüne yükselemezdim. Hafiflemem lazımdı. İlk önce üzerimdeki yeşil kabandan kurtuldum. İçimde özgürlüğe hasret kalan zavallı kuş umutla kanatlarını çırptı. Atkıyı attım. Kanatlar tekrar uçmayı denedi. Hırkayı çıkarırken içine giydiğim başka bir hırkayla baş başa kalmıştım. İkinci hırkayı da toprağa bıraktıktan sonra rahatladığımı hissettim. Üzerimde ayak bileklerime kadar uzanan beyaz elbisem tek kalmıştı. İşte şimdi rahatça uçabilirdim. Kollarımı bir kuşun kanatları gibi aşağı yukarı çırpıp hızlanan adımlarla koşmaya başladım. Kendi etrafıma dualler çiziyordum. Kafamın içindeki hayal perdesinde ayaklarımın yerden kesildiği anı canlandırdığımda neşeli bir kahkaha kaçtı boğazımdan. Ardından onu başka bir kahkaha daha izledi. Uçuyorum diye haykırırken nefesim kesilene kadar koşmaktan vazgeçmedim. Aman Allah'ım hakikaten uçuyordum. Biraz sonra aklıma ilginç bir fikir gelirken birdenbire kendimi durdurdum. Kollarımı aşağı indirip göz kapaklarımı araladıktan sonra topuklarımın üzerinden kayarak arkama döndüm. Gördüğüm ilk şey doktorun oldukça uzağımda kalan gövdesiydi. Karların arasında dimdik duran buzdan bir beden hiç hareket etmeden beni izliyordu. Dudaklarıma kararlı bir gülümseme yerleşirken ona doğru koşmaya başladım. Allah aşkına bunu neden daha önce düşünememiştim ki? Yüzünü çarçabuk şaşkın bir ifade kapladı. Çok az araladığı ağzı, hafif yukarıya kalkan kaşları ve üzerine bir tutam ışık düşen gözleri bu şaşkınlığı açıkça ortaya seriyordu. Ona doğru böyle hiç durmayacakmışım gibi koşarken sanırım gövdesini çiğneyeceğimi düşünüyordu.
Yanına vardığımda kendimi frenlemeye çalıştım. Düşme tehlikesi geçirsem de neyse ki dengemi sağlayabilmiştim. Nefes nefese dizlerimi tutarken başımı yukarı kaldırıp ona bir kez daha gülümsedim ve benimle birlikte uçmak ister misin diye sordum yumuşak bir sesle. Cevabını beklemeden hemen doğrulup doktora ne yapacağını anlatmaya başladım. Gözlerini kapatıp masmavi gökyüzünü, o mavilikte kayıp giden beyaz bulutları ve elbiselerini ışırtan tatlı rüzgarı hayalinde canlandırmaya çalış dediğimde ondan önce göz kapaklarımı indirmiş dediklerimi uygulamaya koyulmuştum. Karşı taraftan herhangi bir ses gelmeyince tek gözümü açıp doktoru kontrol ettim. Hala aynı şaşkın bakışlarla beni izlemeye devam ediyordu. Tek gözüm açıkken yapabildiğim kadarıyla kaşlarımı çatmaya çalıştım. Ardından onunla aynı hizada duracak şekilde yanımdaki yerimi aldım. İnan bana bunu yaptığına pişman olmayacaksın deyip dikkatimi tekrar zihnimdeki hayale verdim. O mavilikte kaybolmak istiyorsan kanatlarını kullanmalısın. Kollarını kaldır, derin derin nefes alıp ver. Şimdi onların bir çift kanata dönüştüğünü hissedebiliyor musun? Evet, hissetmeye çalış ve kanatlarını çırp. İleriye doğru birkaç adım attım. Bu yumurtasından yeni çıkmış bir yavru kuşun ilk uçma girişimine benziyordu. Birkaç adım arkamda yerdeki karlara basıldığını belli eden sesler çıktığında doktoru minik kuşla özdeştirdim. Evet, o da uçmaya karar vermişti. Ne pahasına olursa olsun ona uçmayı öğretecektim. Bulutlara dokunmak istiyorsak daha hızlı olmalıyız. Yunus, hadi uçalım dediğimde sesim heyecanla yükselmişti. Mutluluk içinde koşmaya başlarken özgürlük kelimesinin gerçek anlamını nasıl şimdi keşfettiğimi fark ettim. Kışın soğuk nefesini taşıyan rüzgar yüzümü yalayınca kendimi tutamayıp kıkırdamaya başladım. Anlaşılan o ki rüzgar da bize eşlik etmeye karar vermişti. Yeteri kadar yükseldiğimize emin olduğum vakit artık gözlerimizi açabiliriz diye gerekli komutu verdim. Gözlerim açık halde uçmaya denerken doktorun etrafında daireler çiziyor, onunla yarışıyordum. Gülmekten ağrıyan çenemi esnetmeye çalıştım. Bu esnada bakışlarım doktorun yüzüne kaydı. Gördüğüm yüz bambaşka bir insana ait olabilecek kadar farklıydı. Gülümsemenin ne olduğundan habersiz dudakları cömertçe yukarı kıvrılmış, siyah gözlerine pırıl pırıl karlar yağmıştı. Evet, dünyalar tatlısı bir bebeğin gülücüklerindeki saflığın bir benzeri doktorun yüzünde kendine yer bulmuştu. Yoksa gözlerine ilk defa mı kar yağıyordu? Bugüne kadar hep kurutucu sıcaklara mı maruz kalmıştı? Onu ne zamandan beri incelediğimin farkında değilken ben kendisi bunu çoktan fark etmişti. Doktorla bakışlarımız birbirini bulduğunda oldukça hazırlıksız yakalanmıştım. İçimden yürek yutmuş seslerden biri tam zamanı diye fısıldadı. Dünyadan göçmeden evvel duygularını ona açmanın tam zamanı. Yumruklarımı sıkıp derin bir nefes aldım. Doktora doğru kararlı bir adım attığımda diyeceklerimi içimden onlarca kez tekrarlamaya başlamıştım bile. Bugün yapamazsam bir daha asla yapamam. Hadi seher. Ağzımı aralamıştım ki doktorun yüzünde bir dalgalanma oldu. Hiçbir şey söyleyemedim. Bakışlarına dehşetli bir şeyler eklenirken göz bebekleri yukarı kaydı ve saniyeler içinde bedeni karların arasına yığıldı. O an kalbim adeta çalışmayı unuttu. Düşüncelerim bile sönmüşken kanatlarım aniden yok olmuştu. Hızla gökten aşağıya düşüp yere çakıldım. Koşup yanına çömeldim. Yaşadığım büyük korku yüzünden sarsılarak ağlamaya başlamıştım. Ne olursun gözlerini aç. Uçman için bir daha asla seni zorlamayacağım. Lütfen beni bırakma diye bilinçsizce sayıklıyordum. Krize girdiğim zamanlarda olduğu gibi bütün vücudumu bir tetreme sarmıştı. Doktorun üzerine elip kulağımı göğsüne dayadım. Kalp atışları tahmin ettiğimin tam aksine çok hızlıydı. Aynı anda yok bir şeyimi ağlama dediğinde başımı göğsünden acıyla kaldırdım. Fakat gözleri hala kapalıydı. O bu haldeyken nasıl olurdu da ağlamazdım. Sen gözlerini açmayana kadar ağlamaya devam edeceğim diye direttim kollarımı gözlerime siperederken. Yaşlar elbisemin kumaşını hızlı ıslattı. Zorlukla nefes alıyormuş gibi gırtlağından beni endişelendiren birkaç hırıltı çıktı. Buruşan yüzünü düzeltip gözlerini araladığında yanaklarımdaki yaşları çabucak sildim. Lakin şimdi karşılaştığım gözler bende tekrar ağlama isteği uyandırmıştı. Zira doktorun gözlerine yıkıcı bir kuraklık oturmuş, umudumu yeşerten karların hepsi erimişti. Derin bir nefes alıp yanına uzandım. Aramızda yarım metrelik bir mesafe vardı. Benle konuşmayacağını biliyordum. Ona az önce neler olduğunu da anlatmayacaktı. Doktor hep böyleydi işte. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Durumunun daha iyi olduğunu anladığım an uçacağımıza inandığın için, uçarken bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim dedim hüzünle karışık. Dudaklarım yaşlar yüzünden hala ıslaktı ve o tuzlu yaşların tadını alabiliyordum. Daha önce kime birlikte uçmayı teklif ettiysem kendileriyle hep dalga geçtiğimi zannettiler. Ama bak sen de gördün, bugün gerçekten uçtuk öyle değil mi?
Bana baktığını hissettim. Göğe kenetlediğim bakışlarımı sabit tutarken o da şu an başını gökyüzüne çevirmiş olmalıydı. Birkaç dakikalığına dingin maviyi ve maviye arkadaşlık eden beyazı izledik. İç geçirdim. Böyle uçtuktan sonra sanırım artık ölebilirim. Ardı arkası kesilmeyen bir öksürük krizine girdiğim için sözlerim yarıda kesilmişti. Yanaklarım azar azar yanıyordu. Üzerime rahatsız edici bir ağırlık çöktü. Doktor hemen doğrulup beni yerden kaldırdıktan sonra karların üstüne attığım kıyafetlerimi topladı, kabanı hızlıca üzerime geçirdi ve virüs yüzünden bağışıklığının çok zayıfladığını söylemiştim sana diye payladı beni. Sesi oldukça sinirli ve endişeli çıkmıştı. İşte şimdi gerçek bir doktor gibi görünüyordu. Hasta olup beni kaygılandırmasındansa hep tedavi eden taraf olarak kalması daha iyiydi. Razıydım bu duruma. Doktor karşıma geçmiş atkıyı boynuma dolarken yarı kapalı gözlerim onu hayranlıkla izliyordu. Fakat o bu bakışlarımdan habersiz bir şekilde işine odaklanmıştı. Yoksa hastalık yüzünden mi şimdi böyle mayışık ve rahat hissediyordum? Sanırım bugün cesaret kutamı fazlasıyla aşmıştım. İşte böyle dostlar. Bu bölüm de burada bitti. Yeni bölüm en yakın zamanda inşallah. Yeni bölüm beklerken bir hikaye tavsiye edeyim size. YouTube'da arama kısmına aydınlığa hicret diye yazarsanız çıkacaktır. Çok güzel, çok naif, çok ince bir hikaye sizi bekliyor. Hala dinlemediyseniz aydınlığa hicret. Aydınlığa hicret Cihan Bozacı ya da aydınlığa hicret sesli kitap yazarsanız çıkacaktır. Şimdiden keyifli dinlemeler. Bu güzel hikayenin yazarı Nian Purple. Kendisinin Instagram hesabı yok. Olsaydı size işte oradan teşekkür etmenizi isterdim ama yok maalesef. Yorumlardan teşekkür edebilirsiniz kendinize böyle bir hikayeyi bizimle paylaştığı için. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.